Herkese iyi akşamlar. Yine bir sağlıkla koşu sohbetlerinde. Üçüncü bölümde beraberiz. Bugün ultramaraton ve maraton koşularını konuşacağız. Yine Nesrin İsteven Hocam ve Bahadır İsteven Hocam bizimle olacaklar. Üçüncü bölümü yapıyoruz. Daha önce koşuya başlama ve koşu teknikleriyle ilgili bir takım konuşmalarımız oldu. Onların yayınlarını kaydettim. İsteyenler seyredebilir. Ben vakit kaybetmeden hocalarımı alıyorum hemen. Bahadır Hocamı gördüm. Alacağım. Bu arada herkese iyi akşamlar. Bizimle olan herkes iyidir. Evet, ben de netim. Hocamı da şimdi alacağım. Ayarlama yapacağım. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Yine biz Nesrin Hocam. geldik. Yine ne güzel, ne güzel. Nasılsınız? Görmeyeli, konuşmayalı. İyiyiz, teşekkürler. Ben kendim bir ayarlayayım. Tamam, biz Biz nasılız? iyi miyiz? Nedir Gayet iyi. durum? Benim ışıkta bir parlama var, bir Evet, soluk senin var. biraz fazla parlak ama Bir bilmiyorum. saniye, bir saniye, bir saniye kısacağım. Çünkü şu an ben evde birazcık taşınma ve ayarlamalar yapıyorum. Yerimi Yardıma değiştirdim. gelelim Gel gel valla. ya. Yani bütün sporcu kuvvetine ihtiyacım var. Ama bugün iyi bir evde bir şey oldu. Böyle bir direnç egzersizi oldu. Öyle diyeyim. Süper, çok Aha, iyi, çok şimdi iyi. daha iyiyim sanıyorum. Evet, Hikaye tamam. ayarladım. Bizim ışığımız falan nasıl? Siz gayet Ses, her şey. iyisiniz. Siz Tamam, gayet süper. iyisiniz. Çok iyi. Şimdi bugün sevgili hocalarım maraton ve ultramaratonu konuşacağız. Dolayısıyla bizim için aslında olması gereken hani uzun koşmaya karar verenlere bir rehber olmak, rehber niteliğinde. Dolayısıyla aslında hani maraton denince onun bir tanımını ben Bahadır Hocam senle başlayayım. Maraton ve ultramaratonun tanımını bizim için bir yapabilirseniz. Ben Evet. de bu arada biraz Bu daha ayarlayayım. okey. Bu Tamam. konu esasen Ayşegül, o kadar uzun anlatılabilecek bir konu ki biz bunu Evet. hani bir saatte ne kadarını anlatabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Ne kadar eksik anlatmamaya çalışacağım. O yüzden eksikleri muhakkak ki vardı ve bu konuda uzman bir sürü dinleyici bizim mazur görsün. Çünkü sadece ucundan değinip bırakacağım. Değinip bırakacağım. Sonra demesinler ki ya adam hani bunu eksik anlattı. Eksik anlattım. Sürem Tabii. yetmiyor. Yoksa ben konuşacak olduktan sonra bu konuyu, çok önemli bir konu, 2 gün 3 gün aralıksız konuşurum. Bunu baştan söyleyeyim. Ultramaratonla maratonun farkı tabii ki çok bariz farkları var ama en kısasından şöyle söyleyeyim. Maraton 42.195 metrelik yapılan bir yarış mesafesidir. Bu yarış mesafesinin üzerinde kalan yarışlara ultramaraton mesafesi denir. Bakın, ultramaraton demiyorum. Ultramaraton mesafesi denir. Çünkü ultramaraton mesafeleri, süreleri, mekanları kendi aralarında da ayrılır. Bunları üzerine basa basa tane tane söyledim, dikkat ettiyseniz. Bu yarış ultra maraton sınıflandırması da aynen hani bizim üstümüze giydiğimiz şu tişörtlerimiz gibi small, medium, large ve X large olmak üzere mesafe açısından da kendi arasında dörde ayrılır. Bunların tabii ki kendi mesafeleri var. Bu mesafelere çok fazla girmeyeceğim ama bunlar 50 kilometre ile başlar, 100 mil dediğimiz mesafelere çıkar. Hatta daha fazla koşulan mesafeler de vardır. Zaman olarak baktığımız zaman da 24 saatlik yarışlarımız var, 48 saatlik yarışlar var. Gene organizatörlerin yapmış olduğu bir sürü Üç günlük yarışlar da zamanlar var. var. Sonra Çok uzuyor. bunun dışında esasen ultramaraton mesafelerinde en büyük gene ayrımlardan bir tanesi de multi stage dediğimiz, genelde bunu hani sizin de görmüş olduğunuz çölde koşulan veya çok meşhur gene UTMB'nin PTL denen, Türkiye'de de çok fazla katılımı olan veya gene Türkiye'de çok başarılı bir şekilde bunu temsil eden, bitiren Türk sporcularımızın olduğu Tour de Giant dediğimiz yarışımız. Bunlar hep bir hafta 8 gün civarında süren ekspedisyonel yarışlardır. Evet. Bunlar da ultramaraton artı ekspedisyon yarışlarıdır. Yani bunların tanımlaması o kadar farklı ki, asfaltta yapılan ultramaratonlar var. En son çok Evet. sevdiğimiz, bu branşta Spartan. uzman olan Spartan Race'ler koşan
Hani ismini vermekten gurur duyacağım bir Aykut kardeşimiz var. Ya buradan Ondan analım. sonra Aykut'u buradan evet, analım yani gerçekten. İnanılmaz kalp. çok büyük Lütfen, bir isim. lütfen Yani arada hatırladığımız isimleri analım. Çünkü ultramaraton o zaman koşmak. hepsini Ben söyle, çok saygı için mi duyuyorum. tabii ki, yani Saygı şu anda duyuyorum. Hatırlıyorum. Aykut'un Aykut'a başarılarını, yani başarı. Aykut'un başarılarını hakikaten saymakla bitiremeyeceğimiz noktalar da, kendisinin çok büyük bir özelliği hem asfaltta hem arazide bu tip yarışlara çok uzun koşuyor. Bunun dışında yani gene söylemekten büyük zevk alacağınız Alper var, Elena var, Elena var. ama diyorum, bir parantez açıyorum. Hepimizin efsanesi var bu işte Evet. ya. O benim de hocam. Keşke Evet. buradan seyretme imkanı olsa da ellerinden öpsek. Bir bakiye duran gerçeği var ki, Efsanemiz o. hani Tartışılmaz. hepimizi, yani inanın hepimizi yetiştiren, Evet. tüm dünyada bir ekol olan, Evet. hala bu yaşında hani bizlere taş çıkartan bir insan. O Evet. yüzden ultramaraton deyince hani onun adını anmak bence bu ülkenin yani bayrağı gibi olan bir insan kendisi. Evet, Yani o gerçekten açıdan de öyle. Hem acayipteydi. bir ilk olması, hem bunu herkese yayması, ultramaratonu, çabası, bir kadın olarak gücü. İnanılmaz, Evet, bizler inanılmaz, için inanılmaz. gerçekten müthiş bir örnek. Buradan da Evet. sevgilerimizi gönderelim ona. Bahadır, Kesinlikle, hani. asfaltta yapılan ultra dedin. Evet, Evet. Aykut'un Yani koştuğu ultra. Spartan Race diye geçiyor. Yani mesafe olarak baktığımız zaman Evet. Aykut'un yarışı. Şimdi biz Ben o demin dedik detayı ya. atlamışım, özür dilerim. O Evet, asfaltta 42. koşuluyor demek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ultramaraton deyince şu anlaşılmasın. Ultramaraton sadece yüksek irtifada yapılan değil. Bakın, ultramaratonun anlamı şudur. Foot race diye geçer. Ultramaraton foot race branşının uzun mesafelere aktarılmış halidir. Siz ayaklarınızın üstünde hareket etmeniz gerekir. Herhangi bir taşıt almamanız, herhangi bir taşıttan yardım almamanız gerekir. Bu Gerekir. noktada baktığımız zaman tamamen ayaklarınız üzerinde hareket edebildiğiniz 42.195 metrelik mesafenin üzerinde kalan mesafe ultramaraton tanımlamasının içerisindedir. Aykut'un ve Türkiye'de tabii Mert de var. Mert'i de Evet. atlamayalım. O da çok önemli bir isim, ama Mert hani şu Derman. anda aynen öyle. Evet. Tabii Mert de Mert bu de çok iyi o konuda konuda. son derece bilgili, son derece, yani şimdi bu insanlar tabii ki çok fazla öne çıkmıyorlar sosyal medya konusunda, ama hani onların ünleriyle öne çıkan insanlar sosyal medyada değil. İsimlerini unuttum. Çok yakın arkadaşlarım var. Zaman süreci olduğu için çok hızlı geçiyorum. Kusura bakmasınlar, bir de yaşıma versinler diyeyim. Ondan sonra, ama tabii ki yani bu konuda uzman, üstad bir sürü insan var şu anda bu işi yapıyor. Evet, Ve çok büyük hepsine gururla, sövdüm. keşke atlarını da unutuyorsan, neden biliyor musunuz? Atlarını unutuyorsan demek ki Türkiye'de o kadar fazla yayıldı ki bu iş. Gerçekten Çok. çok büyük bir olay. Çok, Yani çok hani iki kişi, yayıldı. üç kişi olsa artık isimlerini tek tek bunu çok rahat söyleyebilirim. Ama artık Doğru. o kadar fazla oldu ki, bizler bu işe yıllar önce başladığımız zaman herkes birbirinin ismini çok iyi biliyordu. Şimdi bir UTMB, özellikle UTMB diyorum, UTMB'ye giden isimlere bakıyorum. İnanın ya, gurur duyuyor insan ya. Evet, Hani çok 30 güzel kişi, bir 40 kişi kurraya başvuruyor, 50 kişi evet, kurraya çok var, güzel. 60 Biz de kişi kurraya. onları Ya ve seyrediyoruz. Çok yani güzel. aşağıda görüyorum ki Çam Onur, Onur iyi ki merhaba. varsın. İyi ki varsın Onur. Ben hani Evet. Onur'a özellikle dokunmak istiyorum. Onur şu anda bu, tabii ki tüm sporlar üzerine hakikaten bir ekol, ama ultramaratonun şu anda, maratonun daha doğrusu arazi yarışlarının bu noktaya gelmesinde çok büyük bir etkisi var. Bize görsel açıdan, hatta o görsel açıdan derken bizi gördüğü, tüm sporcuları gördüğü yerde bir de motivasyonu, yani kamerasından destek olduğu Sağ gibi, olsun. Evet. yetmiyor. Yetmiyor, bir de peşimizde. Onur, sağ ol diyoruz sana. Çok Çok teşekkürler. İyi teşekkür ki ederim varsın. Onur. Evet, o Bu da burada. konuda gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi Dediğim gibi. Bahadır Hocam, Evet. evet, toparlayarak gidelim. Arada ben Ya sana arada da eser vereceğim. inanılmaz aşağıda yazılar var. Bütün Geliyor. teşekkür. Onları Yani o kadar ünlü indir. isimler, Sağ yani o olsun. kadar ünlü Çok isimler teşekkür. var ki Mehmet, Hepsine selam kardeşim. selam olsun. Cevap veremiyoruz. Kusura bakmayın. Hepinizi Yani seviyoruz. Siz istediğiniz çok zaman lütfen cevap verin. Ben toparlayarak gitmek zorundayım. Çünkü evet. gerçi biraz bir Haklısınız. saate aşabiliyoruz artık. Yayın Ha ona öyle izin mi? veriyor. Eskiden bir saatte tam kapatırdı. Şimdi sanırım uzatmışlar. O zaman Evet, Bahadır süper. Hocam, Evet. 42.195 kilometre Evet. maraton, yani 26.2 mil Aynen maraton öyle. Evet. mesafesi aslında bir
Warm up, yani Evet. ısınma. Şimdi Evet, racılar için. Ya, bu kadar da bizle dalga geçmeyin yani. Şimdi şimdi ultra şöyle koşmuyoruz şimdi diye. şimdi şöyle bir şey söylemiş. Öncelikle bu iki mesafenin gerçekten birbirlerine karşı çok zorlu yarışlar var. Yani ultra maraton koşan Koşuyoruz. kişi baktığınız zaman geçmişinde yarı maratonlar, daha kısa mesafeler, maratonlar koşarak bu noktaya gelmiş Evet. kişilerdir. Hani Evet. ultra maraton koşabilmek için çok önemli bir altyapı gerekir. Demin de dediğim gibi bunlar hani small, medium, large, x large tarzında olduğu için maalesef bunlardan ben bugün sıkıldım kalkayım da bir 100 mil yarışı koşayım falan diyemediğimiz için hep bu background'unuzda işte yarım maraton, maraton. Ha, baktınız ki artık tercih ediyorsunuz. Ondan sonra uzun mesafe yarışlarında gene bu sizin tercih edeceğiniz. Evet, burada Evet. 72 saate kadar giden bir süreç esnasında gidiyoruz ama Aynen. bunların Aynen. içerisindeki seçenek size kadar. İnsanların illa ultra maraton koşmak veya maraton koşmak gibi bir zorunluluğu yok. İstediğiniz mesafeyi ya ben 5 kilometreden zevk alıyorum diyorsanız 5 kilometre de rahatça koşarsınız. Ama ultra maraton diyorsanız 42.195 metrenin üzerinde yapacağınız foot distance diye geçen iki ayağınızın üzerinde hareket ettiğiniz sürece ve Sadece bu. belirlenen bakın şurada muhakkak parantez açıyorum belirlenen zaman süreçlerine hem ara noktalarda hem bitişte uyarak gelmekle mükellefsiniz. Yani insanlar bize soruyor. Sen yürüyorsun. Biz seni görüyoruz Bahadır Hocam. Evet yürüyorum. Ama sen benim yürüdüğüm yerde düşünemezsin bile. Çünkü ben 26-28 saattir uykusuzum. Yeri geliyor 40 saattir uykusuzum. Hani bırak benim yürüdüğümü veya demin isimlerini büyük bir gururla saydığımız arkadaşlarımızın yürüdüğü yerlerde hani sen düşünemezsin bile. O kadar O Bahadır kadar Hocam, enteresan yerlerden geçiyoruz. Yani demin söylediğim gibi Aykut'un Spartan'daki, Mert'in Spartan'daki kardeşi Aytu'yu Aytun. aman atlamayayım ondan sonra. Ya yani onların yaptığı dereceleri inanın biz hani çok yakın arkadaşlarımız bazen böyle geldiği zaman Aykut'a bakıyorum ki Aykut ya bu sen misin diyorum. Hani insan o Aykut'u işte veya diğer demin saydığım isimleri yani burada bir Mahmut burada yani demin dediğim gibi Bakiye yani bu isimler gerçekten çok değerli isimler biliyorsun Ayşegül yani sen de bu camianın içerisinde Faruk Kar. Tabii Faruk, tabii bizi Utku izleyenlerin de yani çoğu. Tabii bunlar ki yani Seda. Seda Seda Nur Çelik. özellikle Yani aynen öyle özellikle. yani İnanılmaz yani. Bir kadın olarak ben araya en giriyorum. son evet yani 165. ne var orta Arada mesafelerde. Nesrin Hocam gir lütfen. Çünkü bu iş tabii ki fiziki bir performans dayanıklılığı da ve mental dayanıklılığı da İnanılmaz beraberinde inanılmaz. isteyen müthiş bir challenge aslında. İnsanın kendiyle challenge'ı. Yani bir maraton koşmak nasıl başlı başına gerçekten finişte o insan değilsiniz. Ayrı bir boyuta geçiyorsanız ultra maraton koştuğunuz zaman yani o insanlar eriyor. Eriyorsunuz yani. Bir ermiş şeyine yükseliyorsunuz Ya o böyle çok bir. meşhur bir laf vardı ya, yarım maraton Farklı bir şey. koşuyorsan O çok yani yani onu o da evet. bulamadım. Onu çok aradım, Hatırlıyorsun bulamadım. ben de Neyse, var. İngilizceyi de boğmak istemedim Evet aslında evet. ama bu hoşuma Ben de gitti. anlamı itibariyle açıkçası Evet. çok şey yapmadım. Yoksa o bende var ama hani anlamı Senin itibariyle söylediğin tam çok oraya geliyor. Tam evet yani o Bahadır noktada. Hocam dediği gibi yani sağ ayak sol ayak git Evet. ama 3 saatten 72 saate kadar Evet. bir süreçte bir ultramaraton koşuluyor. Yani ben düşünemiyorum, hayal edemiyorum bile. O zaman hocam şimdi Pardon, maratona şurada tekrar şey yapıyorum. Bir Ultramaraton soruya geçeceğim, mesafesinde söyle. 72 saat dedik ama demin dediğim gibi aman Artabiliyor. unutmayalım. Multi stage race'ler de bunlar bir hafta 8 gün 10 güne kadar çıkan yarışlarımız var. Hani bunlar 72 saat dediğimiz zaman açıkçası bu bir single stage race gibi falan. Yani 72 saat 3 gün. Bizim bir ekipteki demin saydığım işte Elan olsun, Alper olsun, bizim burada Tolga olsun, Geldi. Özgür olsun. Hani daha ismini aman dediğim gibi unuttum. Yani PTR koşuyor. Tour de Giant koşuyor. Bu adamlar 8 gün aralıksız hareket Aralıksız. halinde. Bakın koşuyor demiyorum. Aralıksız hareket halindeler. Demin dediğim gibi bizim ultra maraton diye bildiğimiz bu tanımlamanın esas adı foot race'tir. Ama siz bu foot race'i alpinist olarak yaparsınız 2000 metre civarında, 3000 metre civarında 4 veya 5 çıkarsınız PTR'lerdeki bir çok daha üst rakımlara. Bunlar alpinist seviyedir ama bu ultramaraton aynı zamanda çölde yaparsınız. Bir özgür gerçeği mesela özgür alpinist de çok iyi yarışır. Aynı şekilde çöllerde de çok iyi yarışır. Yani bu insanlar bu işe çok büyük emek vermiştir. Kendisi de çok Evet. yakın arkadaşım. Beraber çok uzun yıllar koştuk.
Bir bakıyorsunuz çölde yarışıyor, bir bakıyorsunuz dağlarda yarışıyor. Yani bu ekiplerin bu Mustafa tip hocamız. Mustafa hoca Mustafa yani. Hoca ele derece alan şimdi dediğim Kemal Çok Kukul yani ne kadar isimler çok yani Kemal Kukul zaten UTMB'de derece aldı o zaman yani. hemen Şimdi unutmayalım Aylin var. Aylin yani Aylin şu anda kadınlar arasında dünyaca hani hiç şu, ne güzel. Ne belki güzel. Aylin'i çok az insan tanır camiamızın içerisinde ama yurt dışında Aylin Türkiye'den daha iyi tanınır Ne güzel mesela. isimler. Yani belli noktalarda Çok baktığımız isim zaman var yani. gerçekten çok güzel isimler var. Şimdi bu isimlerin bazıları dağlarda çok rahat koşabiliyor, bazıları çöllerde çok rahat koşabiliyor. Mesela Faruk çok meşhurdur, çok sıcak ortamlarda inanılmaz koşar. Yani Evet. çok genetik yapı olarak çok yüksektir. Utku, Utku. Neval orta mesafelerde yani gerçekten Müthiş tutulması dayanıklı. çok. Seda inanılmazdır. Seda biz ona buradan seyrederken deli Seda deriz. Yani onu bırakın 10 gün koşsun. Evet. Hani En çok son büyük yetenekler var. Tuz Gölü'ndeydi değil mi? 160 Tuz'da koştu. Ve Yüzde arttan çok koştu. büyük bir uyarı geldi. Evet. Hakikaten Mengü Mehmet Soytürk. iyi ki hatırlattın. Hani şu anda işin realitesi, gerçeği ve Türkiye'nin en iyi derecesine sahip olan, daha doğrusu Türkiye esasen sınırlaması olur. Şu anda dünyada World Trade Organization tarafından Cape Epic'teydi. Yanılıyorsam lütfen düzelt Mehmet Altan. Mehmet Soytürk var. Oraya Mehmet Soytürk geliyor diye bizim memo diyeyim bizim çok Gelmiş. gururlu arkadaşım Sağ ama olsun. Evet. Mehmet Soytürk geldi de gidiyor bile. Yani çok yoğun bir iş Yani ortamı bir var. Aysen Solak, Aysen Aysen Solak mı? var. Aysen Yani yurt mesela dışında yurt dışında. inanılmaz Hani bak kaç yarışıyor. tane İsim isim. yerimiz çok fazla. Bak Çok çok söyledikçe fazla. çok güzel Ve aslında. Ne güzel. şöyle bir şey söyleyeyim. Hani isimlerimiz fazla ama inan bu saydığımız isimler hepsi de çok büyük dereceli ya Ayşegül. Hani biz o Ahmet Mehmet Arap Hüseyin falan demiyoruz. Yani koşanları demiyoruz. Bak koşanları saysak yani 300, 400, 500 ama bu deminden beri saydığımız ki daha muhtemelen unuttuğumuz isimler de var işin İyi derece içerisinde. var. İyi Fazla. derece var Bunlar gerçekten. derece yapıyorlar. Ya bir de Büyük bir gurur. şöyle bir şey var. Bu dereceleri Türkiye şartlarında yaptıkları antrenmanlarla yapıyorlar. Yani yurt dışına gidiyorlar. İnanılmaz Alplerde koşmak yani o yükseltileri Çok bulmak burada zor. çok zor. Veya o hava şartları Tabii, veya o tabii. zemini bulmak zor. Tabii. Yani biz ilk şeye UTMB'ye gittiğimizde ağaçlık böyle ağaç köklerinin arasından bir zemin yani öyle bir zemin hiç görmedik. Biz inemiyoruz ama orada yaşayan insanlar veya Avrupalılar o çatır çatır koşarak iniyorlar. Biz orada İşte ayaklarımızın üstüne basamıyoruz. evet Biraz öyle bir zorluk da var. hazır bunu Bak. söylemişken Nesrin hocam hazırlık antrenmanlarında da maraton ve ultramaraton farklılıkları oluşuyor bu sefer. Evet. Bunlarla ilgili de biraz konuşabilir miyiz merak edenlere? Mesela Yani maratonda ya farklı bir maraton hazırlıklarında hani çoğunlukla asfalt zemin tabii ki tercih ediliyor. Asfaltta uzun koşular. Intervalleri çok fazla oluyor. Açıkçası ben hani bir iki maraton bir maraton Evet, maratonist için bir maraton maraton. O mecbur koşmuştum. artık koşacak. Maratonist için Aynen. evet. Aynen o mecbur. Ultramaraton hazırlıkları tabii çok farklı. Yani hem koşuyorsunuz hem mental hazırlığı var, hem uykusuzluk hazırlıklarımız var. Gece Tabii. uyumuyoruz. Tabii. İşte sabah uyanıyorum, bütün gün ayaktayım, çalışıyorum, günlük hayatımı devam ettiriyorum. Gece 12 oluyor. Hadi Bahadır, yürü antrenmana çıkıyoruz diyor bana. Gözlerim böyle kapanırken. Ya. Çıkıyoruz, gece karanlığında antrenman yapıyoruz. O esnada 2-3 kere boşanmayı düşünüyor. Tabii Kavga onlar ediyorsunuz. var. Eve dönünce senden ayrılsın. Ama arkadan itekliyor yani. Ben ne Hatta yapayım bana diyor yani? ki senden çok iyi bir hoca Aynen. olur ama koca Koca olmaz olmaz. diyor. El mahkum maalesef. Öyle Yani olunca zor. Çok zor. bazen şöyle oluyor. Çok sıcakta yarışacağız ama bizde mevsim soğuk oluyor. Hatta Şirinler'e demişler. Siz ne yapıyorsunuz? Şeyde Transgran Kanarya'da çok sıcakta koşacağız. Bütün kış antrenman yapıp gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü şartlar çok değişiyor. Hani maratonda evet hava şartları değişiyor ama zemin daha stabil aynen. değil Tabii. mi yani hani Tabii. o şeyde ama Tabii. bizimkilerde birazcık daha farklılık var O arazi koşullarında. sürprizli, değil mi? Her an bir Sürprizli. sürpriz Evet, olabilir bir fazla şekilde. mesafeler değişebiliyor. Değişiyor Her an değişebiliyor. mesafeler. Parkur değişebiliyor. Çok fazla maraton gibi matematik hesabıyla tabii ki bizim de hesaplarımız var ama maraton gibi böyle tam
her şeyi tutturup gidemiyorsunuz. Hatta hiç tutturamıyoruz bile. Her şey olabilir. Şey daha fazla sanırım, değil mi Bahadır Hocam, Nesrin Hocam? Evet. Yani şey aralığı dediğiniz, hani bir antrenmanı veriyorsunuz, belli yüzdeler ya da belli periyotlar arasındaki bir koşu diyelim, Evet. koşulmasını istiyorsunuz. Onlar daha esnek oluyordur herhalde arazide, yani ultramaraton dediğimiz kısmında. Belki Aha. maratonda biraz daha kesin, işte yüzde şöyle koşulacak, şu kadar pace'te koşulacak diyebiliyorsunuz, ama Şimdi pace belki, şöyle maratonda şöyle bir belki şey. biraz daha esneyebiliyor mu bunlar? Onu öğrenmek istiyorum aslında. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Hani artık o kadar fazla maraton koştum ki sen de biliyorsun sayılarını unuttum. Maalesef maraton çok aşırı derecede fazla koşmaya başlayıp hadi antrenmanda da arazide de 40-45 kilometre her gün koşmaya başlayınca insan bir müddet sonra maraton mesafesinin dahi mesafeleri kısa gelmeye başlıyor. Ama antrenman bilimi ve fizyolojik açıdan değerlendirdiğimiz zaman maraton yarışları ortalama olarak %83-88 maksimum nabzın yani yüzdesel diliminde giden son derece zorlu ve hatta 30-32. Kilometrelerden sonra sen de çok iyi biliyorsun bonk veya hit the wall denen başlananların neredeyse %40'ının yarış bıraktığı ve tamamen strateji üzerinde hatta matematiksel olarak baktığınız zaman belli bir hedef koyup bu pace'lerle ilerleme üzerine kurulan gerçekten çok zorlu bir koşu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Siz ultramaraton koşuyorsunuz. Ne kadar zor? Hayır. Dünyanın en zor koşusunun 100 metre olduğunu biliyor musun? Bir 100 metrecinin ısınması 1 saat 20 dakika civarında sürüyor. Yani bu kadar zor, bu kadar teknik ve hata kaldırmayacak bir branştır. 100 metre branş. Doğru. Maraton antrenmanlarında da tabii ki biz ortam olarak baktığımız zaman bizler hani haftalık kilometreler bazında baktığımız zaman ortalama 100 kilometreler civarında 100-110 profesyonel sporcularımız yani biz seyrediyorsa tabii ki burada hani maratonda bizim için çok önemli isimler Üzeyir yani Elbette. devamlı konuşuyor Üzeyir'le hani onu anmadan buradan geçemem. Hem kişiliği olarak hem spor kariyeri olarak tartışılmaz bir insan. Ve sağ olsun o da ultramaratonlara da girmeye başladı. Son derece başarılı. Kendisi kampta bilmiyorum gene bu taraflarda mı Türkiye'de bilmiyorum ama bunu yani anmadan geçmemek lazım. Diğer taraftan baktığımız zaman ultramaratonlar evet çok daha düşük tempolarda gider. Ultramaraton için baktığınız zaman bir maraton temposuna çıkmanız o kadar uzun mesafelerde imkansızdır. Çünkü artık maraton mesafelerinde sen de biliyorsun Eliud Kipchoge 2 saat ve altını zorlarken elit olan ultramaratoncular 2 saat 2 saat 10 dakika civarında artık hani 2 saat 10 dakikaya bile kalmadan bu işleri bitiriyor. Demek ki Evet. çok yüksek bir süratlere çıkıyor. Ultramaratonda bu böyle değil. Ultramaratonda dediğim gibi ultramaratonun baktığınız zaman yatay düzlem dışında eğer alpinist yarışlardan bahsediyorum. Yatay düzlem dışında bir de dikeyde kat ettiğiniz tırmanışınız vardır. Biz yarışlara bakarız deriz ki evet bu yarış 120 kilometre. Şu anda sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Alttan yazmışlar. Ondan Evet, sonra tekrar 100 asla lütfen belirtin. Biz de farkını Aha. varalım. Şu an iyi, Bir bana de iyi şu geliyor şey, biz çünkü. en başında söyledik zaten, şurada bir Evet, yanlış anlaşılma olmuş. 100-120 kilometre, Bir de yanlış 100 anlaşılma var galiba. Hocalarım size Evet, uyanmazsınız. Onu da düzeltin. evet, onu da anlattık ama herhalde yayını kaçırdılar. Ultramaraton Ya dedik, arazi ultramaratonu dedik. sadece hani 6 saat, pardon, arazi ve kazanım olarak anlatmasaydınız diye geçmiş, ama biz zaten onu anlattık. Yani mesela Tamam. Spartan Race örneğini verdik. Şeyde de, asfaltta da koşulan ultramaratonlar olduğunu, herhalde orayı kaçırmış Herhalde. olabilirler. Tamamdır o zaman. Ultramaratonların alpinist olan kısımlarında dediğimiz gibi ortam olarak baktığınız zaman yatay mesafe yani 100 kilometre evet bizim için yatay mesafedir ama dikey mesafenin de önemi çok büyük. Baktığınız zaman diyoruz ki biz mesela 4000 metre bir toplam tırmanışı, 5000 metre bir toplam tırmanışı veya UTMB'de baktığınız zaman 178 kilometrelik yatay parkurda yaklaşık 10.000 metrelik bir dikey tırmanış var. Yani hem yatayda hem dikeyde çok iyi antrenman yapmanız gerekir. Asfaltta koşulan yarışlarda dikey antrenmanlar hani tabii ki asfalttaki uzun mesafe yarışlarına göre bu çok farklılık gösterir. Kaldı ki biz normal maraton mesafelerinde dahi maraton gereği 0 kilometreye yani kazanımın muhakkak
yaklaşık olarak baktığınız zaman normal maraton 42.195 metrelik bir maraton esnasında çıkışın en az olması gereken noktadır. Boston Maratonu, bu 6 tane major maraton diye geçen maratonların içerisinde Boston Maratonu parkur olarak biraz daha yokuş aşağı olduğundan dolayı Boston Maratonu'nda kırılan rekorlar her zaman soru işaretidir. Ki sen de çok iyi biliyorsun, bu parkurlar arasındaki düz veya düze en yakın parkur Berlin Maratonu olduğu için genelde Berlin Maratonu'ndaki insanlar yani oradaki rekorlara hazırlanır. Rekor kırmak için hazırlanır ve genelde dünya şampiyonları veya dünyada kırılan rekorların büyük kısmı Berlin'de yapılıyor. Ki o parkurda biz de koştuk ondan baktığınızda. Şimdi ultramaratonlarda dediğim gibi alpinist arazi için kullanılan, burada bunu ayırıyorum, İki tane noktası çok önemlidir ve antrenman periyotlaması demin sorduğun gibi hem biz yatay düzlem için hem de dikey düzlem için çalışırız. Bunun detaylarına girmiyorum ama maraton yarışlarında baktığımız zaman, daha doğrusu asfaltta koşulan yarışlarda baktığımız zaman, gene detaylarına girmeden söyleyeyim, daha ziyade sürat ve yüksek nabız genelde anaerobik veya threshold antrenmanları üzerine giderek kullanmış olduğumuz, Nesrin Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi intervale yönelik olan çeşitli bizi daha üst hızlara taşıyacak veya daha üst nabızlarda kalmamızı sağlayacak olan eşiklerdeyizdir. Ama ultramaraton mesafelerinde yatayda da dikeyde de maalesef bu kadar yüksek nabız eşikleri hiçbir şekilde kullanamadığımız için aerobik kapasitelerimiz bir maraton yarışında kullanılan anaerobik threshold veya yeri geldiği zaman anaerobik kapasitelere göre farklı noktalarda yükleme kapasitesi sunar. Ama hocam şöyle, tabii ki eğim çalışmaları fazla olduğu için kardiyak kapasite çok daha fazla. Doğru. Bu da daha iyi bir performans getiriyor. Düze inince de daha iyi bir performans getiriyor. Kaldı ki yüksek irtifada siz de çok iyi biliyorsunuz. Kan alyuvar sayılarımızın artması. Dolayısıyla legal bir, yani eritropoietin EPO basmış gibi oluyor. Yani kanımız artıyor. Bu da oksijen taşıma kapasitesi ve dokuların kanlanmasıyla beraber performansa direkt bir etki yapıyor sporcuda. Yani nereden bakarsanız bakın, ultramaratonda yaptırdığımız o yüksek irtifa, yokuş, eğim, bu antrenmanlar ciddi anlamda maratoncuların yaptığı şeylere, antrenmanların üstüne çok daha büyük bir katkı sağlıyor. Ben maraton antrenmanımdan hatırlıyorum. Benim antrenörüm bana HIIT vermemişti. İntervaller bana yazmamıştı. 2 dakika, 3 dakika o şeyde, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün yokuşu vardır sahilde, İstinye'nin orada. Doğru, orada tek bir yokuş vardır. Her hafta giderdim oraya ve yokuş çalışırdım. Yani biraz daha benim kafama girse aslında beni araziye yokuşlara sürecekti. Hiç bana böyle 200'ler 400'ler düz yolda bulaşma. Ben zaten hayır diyordum, hocam bana bu kadar yeter diyordum. Yani 2 dakika erken koşacağıma dedim. Finişte güzel bir fotom olsun yani, değil mi? Olsun. Tabii bunlar tercih. Yani bunların için hiçbir şey demiyorum. Ben bunu oynuyorum çünkü. Yani bu tabii ki tercih. Yani bazıları... aynen öyle. Yani antrenman programları da bu tercih meselelerine göre çıkartıyoruz. Yani baktığınız zaman maraton için diyoruz ki maraton koşmak istiyorum diyor. Maraton koşmak istiyorum demekle iş bitmiyor. Diyorum ki maraton hedefin nedir? Yani bunu 5 saatte mi bitireceksin, 4 saatte mi bitireceksin, 3 saatte mi bitireceksin gibi, hani bu tip hedeflere göre haftalık maraton mesafeleri ve kilometreleri var. baktığınız zaman uzun sürede bitirmek, hocam unutma, uzun sürede bitirmek vücudu daha çok şey yapıyor mu, kötü etkiliyor diye biliyorum. Maraton süresini uzatmak, uzun sürede bitirmek. Şimdi bu bir göreceli kavram. Ultramaraton açısından baktığımız zaman, buradan bizi dinleyen bir iki tane arkadaşımız da bunu çok iyi biliyor. Şimdi biz bir yarışa giriyoruz. Benim 42 saatte bitirdiğim yarışı elit kategori 21-22 saatte bitiriyor. Şimdi senin dediğine baktığın zaman evet, ben daha fazla üşüyorum. Neredeyse ondan bir gün daha fazla yoldayım çünkü daha fazla acıkıyorum. Daha fazla uykusuz kalıyorum. Ondan sonra daha fazla dış şartlara, daha fazla fiziksel darbelere maruz kalıyorum. Ve bundan dolayı da ilk başta giden bu elit atletler dahi her zaman yarış bitiminde sonuncu gelen, yani yarışın cut-off diye adlandırdığımız zaman sınırına doğru gelirler ve en arkadan gelen insanları, o elit kategorideki birinci bitiren, ikinci, üçüncü bitiren neyse, hepsini alkışlarlar.
Ve derler ki Tabii, onların tabii. yaptığı iş, yani arkadan gelenlerin yaptığı iş bizden çok daha zor. Zor, Çünkü biz kesin. yaklaşık 21 dakika, 25, 21 saat, 25 saat civarında bu işi bitiriyoruz. Aynen. Ondan sonra hatta ya Mahmut Yavuz'un Ya ben şimdi onu bizi buradan keşke anlatacaktım. dinleseydi. Yani bizim hani bizim için çok değerli bir yarışçı. Dünyada çok iyi dereceler alan Mahmut Yavuz'la neslin geçen Ben bir şimdi şey var. aklıma geldi, Çok hemen iyiydi yani. söyleyeyim. Mahmut'a dedim ki, çöl yarışındaydı galiba. Evet. Ya Mahmut dedim, öğlen sıcağında hani nasıl, ne yapıyorsun hani çölde, nasıl oluyor? Kızım ben o saate kadar kalmıyorum ki. Ya o kadar Çok hızlı iyi koşuyor olmuş. ki. Yani Hani aynen o öyle. kalmıyor. Hani ben Ben dedi o saate kız. ben daha Güneştepe'ye doğmadan ben zaten gelip çadıra giriyorum. Öbürküler Ya. düşünsün dedi. Şimdi Ya. düşünemez. Yani Onlar Mahmut mutlu. gibi hani hem dağlarda hem çöllerde çok büyük dereceler. Artı Mahmut gibi maratonda da dereceler. Yani asfalt Kesinlikle. yarışında da Şey, Murat'ta dereceler. var bizim. Aynı şekilde derece yapıyor. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman son yıllarda gene hani bir Murat Kaya gerçeği var ki Murat Kaya'nın zaten Türkiye'deki yol dereceleri hiçbir zaman unutulacak dereceler değil. Biz Murat'a ya Murat hadi arazi hadi arazi falan derken başımıza bela yaptık. Adam şimdi girdiği bütün arazi yarışlarında yani çatır 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 gidiyor. İnsanlarda hep şu soru vardı. Ya ben maraton hani asfaltta koşmaya çok alışkınım. Arazide koşabilir miyim? Hayır. Demin bahsettiğimiz gibi. Yani Aykut'a bakıyorsunuz. Aykut evet Spartan Race yani tamamen asfalt demeyeyim çünkü Spartan Race'in içinde Aykut'tan Ara ara aldığım var bilgilere sanki, göre evet. aldığım bilgilere göre tabii ki gece gündüz koşuyorlar. Bazı yerler o kadar dik ki iniş çıkışlarda diyor. Hani kendimi araziye resmen diyor adapte etmeye çalışıyorum o esnada diyor. Ama evet yarışın büyük kısmı asfalt. Ama baktığınız zaman Aykut o asfalttan alıp araziye koyuyorsunuz. Asfalta gittiği kadar iyi gidiyor. Mahmut Keza ile Murat Kaya öyle. Yani bazen biz şuna dikkat ederiz. Ben mesela iyi bir asfalt koşucusu değilimdir. Parkur tercih ederiz. Bütün dünyadaki sporcularda da böyledir. Ben bahsedeyim istemel olarak yüksek irtifada çok rahat ediyorum. Alpinist dediğimiz yağışlı, karlı, soğuk, karanlık ortamlara çok iyi adapte olabiliyorum. Bunu koşmaktan zevk alıyorum. Senin demin dediğin gibi yani uzun mesafede daha rahat. Belki yürüyüşü daha bol olduğu için, daha teknik olduğu için. Ama diğer taraftan bazı arkadaşlarımla bakıyorum ki ben bunu bir kere deneyimleyebildim. Türkiye'de yapılan Garmin Roundfire yarışında 100 mil koştum. Dümdüz bir zeminde, tuzun içerisinde ama 35 derecede. Yani hayatımın en epik, en zorlu yarışlarından bir tanesiydi. Neslin dediği gibi yani çölde bir sürü arkadaşım koşuyor. Yani Özgür'le konuşuyoruz, Mahmut'la konuşuyoruz. Daha çöle giden biz. Yani Baki'ye duranı zaten söyleyemiyorum. Yani artık kadın ne yapsa bir tek uzayda koşmadı kaldı Baki'ye. Koşmadı kaldı. Yani Aynen bir tek öyle. o kaldı. Yani Yani öyle böyle derecelerdi. Yani Baki'nin burada kitabı yazdığı gibi saatlerce konuşuruz belli nokta. Türklerin başarıları ultramaratonda gerçekten artık çok iyi bir duruma geldi. Maratonda evet, maratonda zaten tartışılacak bir nokta değil çünkü maraton biraz daha matematiksel değerler üzerine kurulu olduğu için olimpiyat barajlarını başarı anlamında baktığınız zaman olimpiyat barajlarını A barajını B barajını geçen bir sürü Türk yarışçı var. Hem kadınlarda hem erkeklerde onlara da buradan hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Yani bu maraton 2020'deki olimpiyatlar için de derecelendirmeye girmeye çalışan 2021'e sarktı. Antrenmanlarında onların da çok yakından takip ediyoruz. Gayet iyi durumda. Kaldı ki maraton mesafesinin dışında da demin dediğimiz gibi bir bizim 400 metrelik pistte baktığımızda hani ben 10 tur, 15 tur, 20 tur koşmaya böyle üşeniyorum bir ultramaratoncu olarak ama 24 saat o pistte dereceye oynayan bir Aykut gerçeği var. Ondan sonra onun gibi daha koşan bir sürü isim var. Hani şu anda o isimleri de çok demin dediğim gibi çok hızlı geçmek zorunda kaldığım için hatırlamıyorum. Lütfen özür dilerim. Birkaç arkadaşım daha var. Ya 24 saat boyunca, 48 saat boyunca büyük ki başarı. başta bunu Baki'ye başlattı. O pistlerde 48 Evet. saatlik rekorlara Evet. sahipti. Şimdi artık son yıllarda 400 metrelik bir pist esnasında 24 saat koşmanın zorluğunu hani ben 100 mil koşan alpinist bir yarışçı olarak dahi saygıyla selamlıyorum. Çünkü biz Nesrin'le burada çıkıyoruz. Ya 5 kilometrelik pistin etrafında dönerken bile of yeter ya. Hani 5 kilometreyi bırakalım da uzun yola çıkalım diyoruz. Evet. Yani bu Yani noktada o mental büyük zorluklar direnç içeriyor. Çok orada çok önemli sanırım yani. yarışanları bayağı fark ettiriyor. Nesin Bir hocam de diyorum. araya girip küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok yüksek mesafeler, çok uzun mesafelerden bahsediyoruz, uzun saatlerden.
Bir de yeni başlayanların asfaltta koşmaktansa arazide koşmayı tercih ettikleri patika koşulları var. Trail koşulları diyoruz. İşte asıl soru olarak ona gelecektim. Evet. Şimdi bu kararı nasıl versinler? Nasıl yönlendiriyorsunuz hocam? Yani kararsızları ya da hadi sen de koş diye öneriyor musunuz? Nasıl gidiyor bu işler? Yani bize koşmak isteyen geliyor zaten. Öyle buluyor. Yani biz kimseyi zorla koşturmuyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani benim gibi sadece maratonda saplanıp kalan çok var. Hani yani çok biraz ultraya geçmek, araziye geçmek biraz farklı bir taraf oluyor. Yani belki tercih oluyor, belki de bir şeyleri göze alamıyorsunuz. Sizde nasıl fark ediyor onlar? Nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz hocam? Yani bizim antrenmanlarımıza gelenler veya işte bizimle tanışanlar, tanıyanlar ilk önce yani ortamdan çok keyif alıyorlar. Bizimle birlikte olmaktan da keyif alıyorlar. Kısa mesafelerle başlayıp İşte 3-5 kilometreden sonra ya biz de mi şey koşsak, ultramaraton koşar mıyız? Şimdi isim ultramaraton oluyor, arazinin ismi maalesef. Evet. Bize diyoruz ki çok güzel patika yarışları var, mesafeleri daha düşük. İşte 16 kilometre, 18, 14 kilometre bir geyik koşuları var bildiğimiz Belgrad Ormanı'nda yapılan. Onun dışında işte Baki ablanın düzenlediği, yani her yarışın içinde aslında hep kısa mesafeler, alt grupları var. Yani o 100 kilometrelik yarışların altında mutlaka bir 8 kilometresi bizim gece koşularımızda var. Zaten onların geçilmesi lazım. Yoksa bir anda mümkün değil. Oradan sevdikçe, pardon, çok pardon. Bu yarışları sevdikçe, buraya gelip deneyimledikçe, yani belki asfalta koşmaktan sıkılıyor. Yani işte ortamdan sıkılıyor. Araziye gelip ormanın içinde doğaya daha fazla iç içe olmak istiyorlar. Bizim de tavsiyelerimiz. Bu şekilde oluyor. Belgrad Ormanı'nda çok keyifli koşular oluyor. Ondan sonra diyor ki ya hocam ben burayı işte şöyle yaptım ne dersin? Bir 40-50 yok. Dur. Yani 40-50 birdenbire onu soruyorum olmaz. İşte. Evet. Onu 40-50 birdenbire olmaz. Daha ufak mesafeler. Çünkü arazide 8 kilometre koşmakla minimumdan bahsediyorum. Asfaltta 8 kilometre koşmak arasında fark oluyor. Veya işte 14-20'lere 30'lara doğru ilerlediğimizde veya bir Kapadokya'da 36-37 kilometre koşmak asfaltla koşmak arasında fark var ve bunun antrenmanları da çoktan farklı ve yorucu oluyor. Kısa mesafelerle başlayıp, sevdirip, kendisi keyif aldıkça, bazen bizden çok yüksek rakamlar geliyor yani bu şunu koşmak istiyorum diye, yok diyoruz. Biz hem haftalık koşabileceğin kilometre çok önemli, bize bu hani hedefliyorsun ama ne kadar vakit ayırabilirsin? Zor bir iş çünkü, bunun hazırlığı hem mental olarak da çok yoruluyorsunuz. Ona göre yavaş yavaş sevdirerek, korkutmadan, ürkütmeden, benim beyaz gruplarım var zaten. Evet, siz renkleri ayırdınız. En başta hız düşünülmüyor zaten. Önemli olan bitirmek. Evet, önemli olan bitirmek. Bizim bir öğrencimiz var, inanılmaz yani, dehşet, başarı hikayesi. Ben ona Lülü diyorum, benim Lülüfer'im. Bir tane o, yani 4-5 yıl önce tanıştık. Çok hani uzun soluklu bir spor geçmişi yoktu. Yavaş yavaş yürüyerek başladı. Küçük yarışlar derken geçen yıl 60 kilometre koştu. Kapadokya'da 60 kilometre koştu. İstemesi önemli. Ve hakikaten birdenbire sakatlanabiliyorlar. Çünkü çok fazla istek oluyor. Bir de öyle de bir şey var. Çok ben duyuyorum. Yani fazla istekten dolayı sakatlananlar var. Biz o isteklerini biraz böyle hani törpülüyoruz. Yeri geliyor. Hayır, sakin, daha yavaş. Hani emine bunlarla başarıya doğru koşuyoruz. Evet, evet. Benim de yapılacaklar listemde uzun süredir. Biz, Kapadokya'da bir 36'sı mı var oranın? 36'sı var, 36'sı. Çok keyifli. Kafamda var o. Bu seneye niyetlenmiştim. Tabii olmadı. Evet. O zaman öbür sene için kapınızı çalacağım yani. yani. Ama Bahadır hocam beni çok korkutmasın ama tamam. Yok sen merak etme. Sen ben... Rahat ol. Sen de benimle. Rahat ol Ayşegül, bana güven. Şöyle söyleyeyim. Ekibim beni çok seviyorlar. Çok ben güzel. Nesin hocama nasıl yani gideyim? Beni sevmiyorlar. Benim ya, ekibim seviyorlar. Beni sevmiyor falan benim, yani. Öyle mi oldu? Ekibim her zaman mutlu. Mehmet'im beni ne kadar sevdiğini yazar mısın lütfen oraya? Bak, Onur bana hocam, yazar mısın? Bahadır hocamı ne kadar seviyorlar biliyor musun? İşte bu kadar. Bu kadar seviyorlar. Utkan'ım benim bir numarasın ya. Çok evet. İyi. Utkan yapmıştı Utkan. Değil mi bunu? Utkan'ın evet, aynen öyle ya. Bahadır hocamın sporcusunun EKG'si.
Yani Bahadır Hoca hayatlarının her anında o kadar etkin ki sporcularının. Artık insanlar EKG'lerinde, uykularında, günlük hayatlarında her yerde hocalarıyla beraberler. Bu derece hocam bunu gördüm çok güldüm ya. Cidden. Ya aynen. Süper aynen, oldu. Aynen, o, sağ biz olsunlar. De çok yani, şaşırmıştık, çok bizim sevindik. Için, evet, çünkü... Aynen. Alo. Ha, alo, buradayız. Ne oldu? Hatlar karıştı. Bir şey galiba. Oldu. Evet. Alo. Hay Allah, bir dakika. Bir dakika. Ne olduk? Ah, alo. Geldik. Bizi görüyor musun? Şeyh hocam. Hatlar karıştı galiba. Ya sevgiden dolayı. Evet, al telefon, bir sürü şey. Bence de. Olur. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bizim için mesafeler gerçekten çok önemli değil. Yani sen 5 kilometre koşmak istiyorsan 5 kilometre koş. 10 kilometre koşarsan 10 kilometre koş. Biz yıllar önce kendi aramızda zaten toparlandığımızda sen de biliyorsun. Yani böyle kısa mesafe koşu grupları olarak işin içine başladık. Kısa mesafeler koşa koşa 10 kilometre. Benim koşu geçmişim çok enteresan. Ben tabii ki çok uzun yıllardır koşuyorum. Yani 30-35 yıldır koşuyorum. Belki daha bile fazla. Ama yarışma noktasına geldiğim zaman bir 15 yıldır o civarlarda yarışıyorum. Sebebi de ben esas dağ bisikleti yarışçısıyım. Bilenler bilir. Dağ bisikletinde epey uzun yıllar yarıştım ve epey uzunlar yarıştıktan sonra dedim ki ya biraz dinleneyim falan derken işte bir anda koşmaya başladım ve koşmaya başlarken sosyal çevreyle beraber hep beraber tanıştık ettik. Bir grup arkadaşımız ondan sonra bir araya geldik. Bir sosyal ortam oluşmaya başladı. O sosyal ortamın içerisinde bir anda dedik ki ya madem biz yapıyoruz bunu diğer insanlar da yapsın derken bir kulüp kurduk. Bu noktada sen de biliyorsun bir maratonist diye ve İstanbul'daki belki hani kendi böyle profesyonel koşucu olmayıp da kendi kendine koşup daha sonra bu işi ilerleten bir grup oldu. Kulüp. Ve şu anda o kulübün içerisinde baktığımız zaman ultramaraton koşucuları, maraton mesafesi koşucuları daha kısa ve en de bence başarılı olan kısmı maalesef biz basık kaldık o noktada. Triatloncular çok triatlon. Var. O ayrı bir konu. Triatlon çıktı. Evet, evet yani buradan bizi buradan bizi evet. Buradan ben, evet. Biz, Emre Başkan. Buradan bizi dinliyorlarsa eğer biz triatletle ondan böyle bayağı bir ultramaratoncular olarak kaldık ama nereye getiriyorum? Sosyal çevre olarak baktığımız zaman bu böyle yavaş yavaş koşa koşa ilk başlarda 10 kilometre, 20 kilometre derken maraton mesafeler ama bunlar kendi istediğimiz için olan bir nokta. Yani herkes maraton, herkes ultra maraton koşacak diye hiçbir şey yok. Koşmak istemiyorsan koşma çünkü koşudan zevk aldığın sürece iyi. Yani ben insanların hepsinin Türkiye'de şu negatifliği de koyuyorum. Çok güzel isimleri saydık. Her şey pozitif falan dedik ama maalesef Türkiye'de her şey pozitif değil. İşin antrenör olarak biz gerçeğine baktığımız zaman Türkiye'de çok büyük negatiflikler de var. Hani bunları da bu yayında söyleyeyim. Çünkü 3 kere yarım maraton koşan 4.sünde maraton yarışçısı oluyor. 2 kere de hasbelkader tenzih ederek söylüyorum. Çok iyi maraton koşucularının dışında 2 kere de maraton koştuktan sonra bize geliyorlar. Hocam ben ultramaraton koşacağım. Peki ultramaraton koşabilmek için senin fiziksel, mental veya yapmış olduğun haftalık kilometrelerin buna yeterli mi? Deyince ben 2 tane maraton bitirdim diyor. Yani 2 tane maraton bitirerek hani dünyada ultramaratona geçebilmeniz için bence bazı kurallar Türkiye'den çok daha katı. Bu kurallardan kastım yazılı kurallar değil. Şu anda bizi seyreden 1-2 tane sporcumuz var. En başta da Mehmet var. Hani çok Salomon ve Suntonun tamamen evet. Supervisor'ı çok tecrübeli bir yarışçı olmasına rağmen Mehmet şu anda beni buradan dinliyor mu bilmiyorum. Kendi vasıflarına en uygun yarış olan medium large yarışlarda koşuyor. Çünkü bu iş şu değil Ayşegül. En uzun yarışı ben bitirdim. En hızlı ben oldum. En yükseğe ben çıktım. Bir tek bu Türkiye'de var bunu çok net söyleyeyim. Bunda seyredenler veya seyretmenler lütfen bilsin bu işin ultra maratonda gerçekten belli kilometreleri kat etmeden mesela herkes diyor ki Alper nasıl koşuyor? Bir Alper Dalkılıç örneğini hani dünyada 7 kıtada maraton koşan bu kadar tecrübeli bir örneği karşıya çıkartabilmek için bir dur deriz. Çünkü gerçek anlamda ultramaraton koşan insanlar haftalık kilometreleri tabii ki maraton mesafesinden çok daha fazla antrenman yapıyorsunuz.
Maraton mesafesindeki antrenmanlar için haftalık olarak 100-110 kilometrelik mesafeler kullanırken ultramaraton antrenmanlarının 200 kilometreye kadar çıktığı yükleme haftalarımız var. Bir de yüksel kazanımlarımız var. Bu 200, haftalık, evet, 200 haftalık kilometrelik ve bu 200 kilometrelik antrenmanlar peki. Şimdi hani belli mesafe koşanlar için oldukça zordur ama bu 200 kilometrelik haftalık antrenmanlardaki irtifa kazanımımız, yani ascent dediğimiz belli noktalarda 6-7 bin dikey tırmanışlarla gelen antrenmanlardır ki bu ortalama baktığınızda 33 saatlik antrenmanlar. Bakın, iyi bir yarışa hazırlanırken 33 saate varan antrenman yapıyoruz. Ve biz bunu yaparken şu anda belki bizi dinleyen profesyonel sporcular vardır. Aman 33 saat ne gider? Bir gün 24 saat olarak düşünürseniz 33 saat bu kadar önemli bir saat. Kaldı ki bizler de kendi iş yaşantılarımız içerisinde bunları yapıyoruz. Evet, bir de o var. Keşke profesyonel yarışçı olsak, 24 saat otursak biz de bütün gün çıkarız. Ama biz bunu yaparken bulunduğumuz ortamlarda demin Nesrin dediği gibi gerçekten Türkiye'de ultramaraton koşmak çok zor. Bunu lütfen iyi ayıralım. Asfaltta koşmak, dünyanın her yerinde asfaltta koşabilirsiniz. Burada Caddebostan sahili çıktığınız zaman dünya standartlarında bir asfalta ve düzlüğe sahip. Evet. İstediğiniz her yerde yarım maraton, maraton, biz bunları defalarca hayatımızın büyük kısmı Caddebostan sahilinde koşarak geçti hepimizin. Ne kadar güzeldir asfalt. Basın pen diye yetmiyor. Tuzlu'ya kadar koşun. Aynen öyle. İstediğin... Uzunlar çok güzel. Evet. Ama arazide gel gelelim öyle değil. Maalesef oyunun rengi düşüyor. Biz burada demin Nesrin Hoca'nın ilk başta dediği gibi bizlerin burada özellikle İstanbul'da yaşayan sporcuların veya çevre illerde yaşayan sporcuların gideceği yarışlara göre yarışını iyi seçmesi lazım. Biz burada İstanbul'da Taşdelen'de herkes iyi biliyor. Hani İstanbul'a göre iyi bir ortamda yaşıyoruz. Oldukça dik, oldukça zorlu, oldukça teknik patikaları, parkurları falan var diye hazırlanıyoruz ya. Bir de övünüyoruz ya haftalık 200 yarış zamanı işte 150-200 kilometre antrenman yapıyoruz diyoruz ya. Buradan yurt dışına yarışa gittiğimiz zaman araziye girdiğimizde ağzımız bir karış açık kalıyor. Siyahla beyaz kadar farklı. Yani bizler gibi sporcuların esasen baktığımız zaman keşke imkanı olsa da Uludağ'da, keşke imkanı olsa da Alper'e buradan teşekkür ediyoruz. Kaç karlarda yarışma imkanı verdi. Diğer taraftan diğer organizasyon tabii hani isim olarak bunları tek tek saymam ama bir Likya yolu yarışı. Yani inanılmaz bizim için son derece teknik olan yarış. Sonra diğer taraftan şimdi iyice başladı. Sky Race tarzına baktığımız zaman Alanya'da olsun, baktığımız zaman Tahtalı'da olsun. Aladağlar olsun. Aladağlar. Şimdi bunlar artık... Kaz Dağları tüm... galiba bir de var. Kaz Dağları. Kaz Dağları'nda İDA. Aynen öyle. Yani İDA yarışları ondan çok sonra baktığımız zaman farklı teknikler. Bunların hepsini ayırıp bir tarafa koyduğumuz zaman Türkiye'de bence çöl standartlarına, çöl sıcağına ve o mental kapasiteye dayanıklı yarış ilk başta da çok anlattığım iyi. Gibi bir tuz gölü gerçeği var ki yani biz 10-12 yıldır dünyanın çoğu yarışına yarıştık, gittik, hep uzun mesafelerindeydik ama sağ olsun bana hani uzun etaptaki ekibimiz çok güzel beni, bir sürpriz yani ben hani çok güzel bir sürpriz yaparak kendimi yaklaşık bir ayda falan hazırlanmak zorunda kalarak buradan da onlara sevgilerimi sunuyorum. Sıkı beni o yarışın içine, evet o yarışın içine attılar. Kendimi 35 derece sıcakta hani o bembeyaz zeminde yarışırken buldum. İnanılmaz bir yarış hakikaten. Çok keyifli. Herkes koşmalı. Yani ben orada 80 kilometre koşmuştum. Bu yıl maalesef pandemiden dolayı sadece 100 mil yarışı yapıldı ki az kişi de katılım olsun diye. Ama 20 kilometresi var, 21 kilometresi inanılmaz kalabalık, çok renkli, çok keyifli. Evet, yani evet, bu koşmak isteyen arazide, ultramaratonlara başlamak isteyen, patika koşularına başlamak isteyen insanların bu büyük yarışların küçük kısa mesafelerini koşmaları hem oradaki ultramaraton koşan insanların finişten nasıl geçtiğini veya yarış esnasında neler hissettiğini görmesi bu yani benim mesela başlamam böyleydi. Ben UTMB'yi seyretmeye gitmiştim. Elena'yı desteklemeye onunla beraber. Oradaki finişteki insanları gördüm. Ya dedim nasıl bir şey bu? Hani buradan geçerken nasıl geçiyorlar? Yani o heyecanı ben de yaşamak istiyorum. Ondan sonra atmosfer süper. Evet, onu yakalamak yani o hissi yarışan insanları görmek sizi motive ediyor ve daha ilerisine cesaretlendiriyor ilerisi için.
Evet. Ya ben hocam, çok aynı fikirde değilim. O 100 mil bitişindeki bizim halimizi veya dağlardan indikten sonra finişten geçip işte yani fotoğraf çektikten sonraki gerçek halimiz, hani o kamera arkasını görenler mesela ya, Onur inşallah buradan abi fotoğraf paylaşmaz. Onur'un elinde çok gizli fotoğraf. Hani ama fotoğraf abi, çekilene kadar alkış yani falan. Orada şey var yani, orada o mesafeleri koştukça belki geride bırakmış olduğunuz düşünceler, kafanızdaki yaşadıklarınız, yarıştaki insanları, diğer yarışan insanları görmek, bırakanı görüyorsunuz. Yani o kadar duygusal bir şeyde gidiyorsunuz ki mental olarak da. Yani tek hedefiniz finişe kendinizi sağlıklı olarak getirebilmek. İşte amacınız o yüzden de yani tamamen aslında hani insanın doğasını yansıtan bir süreç yaşıyor. Kesinlikle. Yarışmacı o finişe giderken. Bazı şeyleri bütün insan hallerini yaşıyorsunuz aslında. Onu diyeceğim. Çok soğukkanlılıkla karşılayabiliyorsun. Bazen ben doğayı çok seviyorum. Diyorum, çok şükür buradayım. Burada gidebiliyorum. Bazen burada çok güzel manzaralar var. O benim çok inanılmaz manzaralar var. Antrenmanlarda da diyor musun bunu? Yok yani keşke hep yarış koşsam. Yani antrenman yapmasam. Lanet bir şey antrenman. Yok istemiyorum antrenman olmak. Hani antrenman keşke koşabilsek. O duygu müthiş. Yani yanındaki insanı gerçekten anlıyorsun. Öyle. Ya ben duygusal olarak bir yani dediğin gibi insanlığın tüm hallerini yaşıyorsunuz orada. Evet. Ağrın oluyor, sızın oluyor. Ben bununla başa çıkabilirim, bunu yapabilirim. O ağrıdan sonra bir saat sonra bakıyorsunuz tamamen bambaşka bir insan olmuşsunuz. Gayet enerji dolu. Bir iki saat öyle gidiyorsunuz. Sonra birdenbire başka bir moda giriyorsunuz. Sonra finişe doğru hadi finiş daha hızlı gideyim diyorsunuz. Sonra o hızlı gitmek size yorgunluk bırakıyor. Yani her şey yaşanıyor hocam. Halden hale giriyorsunuz. Bence çok keyifli. Ya keşke lafını bölüm ama. Sormak istiyorum. Evet. Hemen alayım Bahadır söyle unutmadan. Ya o söylediğine şöyle enteresan bir şey var. Bizim keşke Alper burada olsa da Alper bizi seyretseydi. Alper'le bizim UTMB'de falan çok enteresan anılarımız var. Hatta onu nesline düzelsin. Biz tabii UTMB'de bundan çok 2014 yılında falan gittik. Ona, yani ona ayrı yılı program lazım o anılara hocam. Tabii yani Alper'le böyle koşuyoruz. Alper Elena bizden koşuyor muydu? Yok, Elena UTMB'de bir önceydi. Alper'le bir startı aldık. Sonra inan o kadar yüksek tempolar ve o kadar heyecanlıyız ki akşam işte saat 5'te başladı. Sağanak, yağmur falan. Tabii o karanlık, kalabalıkta falan giderken Alper bana selam falan vermiş. Ben Alper'e bakmışım. Bak hani daha yarış başlayalı 3-4 saat oldu. Boş falan diyor. Ya diyor, benimle konuşmuyorsun bile diyor. Çünkü ben o kadar artık böyle trans haline girmişim ki Alper'i gördüğümü de aynı hatırlamıyorum. Yani Alper nerede, ne yaptığını bilmediğim gibi Alper'in daha sonra nesine anlattıkları var. Biz otobüsle mi geldik buraya falan diyor. Bak koskoca yani, Alper Dalkılıç'tan bahsediyoruz. Yani hani efsane 7 kıtada koşan bir isim dahi yarış esnasında belli bir zaman sonra artık gündüzü bitiriyoruz, geceyi bitiriyoruz. Ertesi gündüz, gece falan derken hatlar derler ya, hatlar karışmaya başlıyor. Kesin kendinizin hocam. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kesin hocam. Ben burada hemen şunu da sormak istiyorum. Bunu birkaç yerde de okudum. Siz de hak verir misiniz? En iyi uzun koşucular, ultra koşucular zaten 35 yaşların sonrasından başlıyor diye bir şeyler birkaç yerde okudum ben. Buna katılıyor musunuz hocam? Şimdi bununla ilgili çok kısa bir açıklama yapayım. Bu dediğin eskiden öyleydi. Evet, doğruydu. Hatta şu anda hala bizler için efsane olan, gerçek anlamda efsane olan iki kişi vardır. Dünyada alpinist olarak nitelendirdiğimiz bu ultramaratonlarda Marco Olmo dünyanın en zor yarışlarında şu anda geçen günde baktığımız gibi 70 yani çok yanlış söylüyorum 70'li yaşlarda hala çöl yarışlarında, bunu Mehmet iyi biliyordur, istiyorsa altıda yazabilir, o çok yakından takip ediyor. Marco Olmo dediğimiz kişi 70'li yaşlarında hala dünyanın en zor arazi ultralarını koşuyor. Diğer taraftan da hani demin de dedik ya, ultramaratonun asfaltta koşulan kısımlarında düz yol demek istemiyorum. Asfalt olarak adlandırıyorum. Bu noktalarda dünyanın en ünlü efsanesi Yunan Yannis Kros'tur. Yannis Kros yani efsane ötesidir. Artık o kadar fazla bu yarışları ultramaratonlarda domine etmeye başladığından dolayı o zamanki anlatılanlarda, kitaplarda diyorlarmış ki sen lütfen yarış startından işte bir saat, iki saat daha geç çık. Çünkü senin yüzünden diğer organizatörler yarışçılarını göndermiyor diyor. Şimdi bu yarışçılar ileri yaşlardaki yarışçılardı. Ve
senin dediğinle bağlantı olarak biz de demin dedik ya işte yarı maraton koşacak, maraton koşacak, kısa mesafe koşacak falan falan. Buna baktığın zaman sen de bu işi çok iyi biliyorsun ki mitokondriyal açıdan ve kassal açıdan belli bir tecrübeye ve oksijen alışverişinin belli bir noktaya gelip daha sakin uzun mesafelerde gidebilmesi için evet 35 yaş üstü yarışçılar bu işlerde daha başarılı olur diye düşünülürken maalesef ki artık bir Kilian Jornet Salomon takım yarışçısı ve onun dışında Asics'te gene yarışan dünyanın en ünlü yarışçılarından Zavier. Olan evet Zavier bunların yaşları oldukça küçük bir haldeydi ve ultramaraton yarışçılarının yaşları tabii ki bu bir iki tanesi baktığınız zaman çok genellemeye yapılamaz. Çünkü neden? Kilian baktığımızda 3000 metre ve üzerinde yaşayan doğan ailesi tarafından bu şekilde yetiştirilen hani çok böyle hakikaten ekstrem olan bir insan. Ama olay şu. Evet 35 yaşı yani 30 yaştan sonra artık hani derler ya belli yarış mesafelerini kassal olarak baktığınızda biraz daha hani atrofiye uğramaya başladığımız andan itibaren hızımızın düşmesi, kuvvetimizin azalmasından dolayı ki o yaş itibariyle hormonal fonksiyonlarımızda işi daha böyle ekonomiye, ekonomik yaşamaya getirmesinden dolayı mesafede, uzun mesafelere evet 30-35 yaşından sonra bir genelleme yapabiliyoruz. Ama işin lider kadrosuna şu anda baktığımız zaman çöl yarışları hariç çöl yarışlarındakiler evet hala ortalama olarak dağdaki yarışların biraz daha üzerinde yaşlı olan yarışçılar ama özellikle baktığımızda artık alpinist yarışlarda 4-5 tane yarışçı oldukça genç bir şekilde çok iyi domine ediyor. Kaldı ki bizim işte Mehmet Soytürk İnanılmaz gururumuz yani. Parkur rekoru kırarak yani parkur rekoru bakın yani Cape Town'da resmen evet, yani dünya kupası ayaklarından bir tanesi. Yani inanılmaz önemli bir yarışta büyük bir şov yaptı. Yaşı da oldukça genç bu arada. Evet. Ama göreceli hani göreceli olabilir ama genelde gördüğümüz genelleme, çoğunluk biraz evet. daha 30'ların evet. üstü. Belki de hani aynen yine öyle. Mental şeye geleceğim. Hani o kafaya mental yapısından daha tabii sabırlı ki. Olmak, dayanıklı olmak belki biraz daha ekonomik olarak evet, da. Ekonomik olarak çok daha iyi. Kendinizi evet. tanıyorsunuz o kadar yarış evet, esnasında evet. çünkü. Evet, onunla alakalı olabilir ama yine de son derece hani insanın gelebileceği en üst seviyelerden biri yani uzun bir ultra evet. maratonu bitiriyor olmak. Başaranlara da gerçekten çok tebrik ediyorum. Aynen öyle. Şimdi hocam biz 3 bölümdür hep böyle koşuya hazırlıkla başladık. Maraton, ultramaratona geldik. Biz 4 bölüm yapacaktık bunu. Konuşmuştuk evet. sizle. Bu koşu serilerini, sağlıklı koşu sohbetlerini. Ama hiçbir zaman için ayakkabı ve kıyafete yeterince zaman ayıramıyoruz. Bugün evet. de ayıramayacağız. Evet. Dolayısıyla ben sizden bir söz daha alacağım. Ayakkabı ve kıyafet için ayrı çok özel evet. bir bölüm daha yapalım bir. Kesinlikle. Tamam. Çünkü hazırlanalım. Kesinlikle. Görsel olarak da aktaralım ki insanlara. Ben sana neler hazırlamıştım. Değil mi? Hayır. Şöyle olacak. Şimdi biz Nesin hocam senden özellikle istediğim şeye girelim biz şimdi. Zorunlu malzemelere. Zorunlu malzemelere. Evet. Bunlar, çok iyi. Evet. Hemen başlayalım bundan. Bunlar buradaki zorunlu malzemeler. Biz az önce de demiştim ya renkleri yani antrenmanlarımızda renklerle beyazlar yeni başlayanlar, maviler orta ve siyah grubumuz var. Siyah grubumuz bu ekranda. Ben çok özür dileyerek bir kesmek istiyorum. Şimdi burada zorunlu malzemeler dediğimiz zaman şimdi altta gelen yazılardan yola çıkarak bakıyorum. Lütfen şurada bir yanlış anlaşmaya yol vermeyelim. Bizim ultramaratonlarda kullanmış olduğumuz tüm zorunlu malzemelerimiz tamamen ITRA dediğimiz International bu yani uluslararası koşu birliği tarafından ve yarış organizatörü tarafından belirlenir. Yarışa özgü olarak taşımamız gereken zorunlu malzemelerdir. Fakat diyorum senin buraya koymuş olduğun zorunlu malzemeler ise bizim kendi burada Taşdelen'de veya benzer arazilerde uluslararası yarışlara hazırlık olsun diye kendi sporcularımıza burada taşıtmış olduğumuz yanında taşıması zorunlu olan tamam. eğer bunlar yok ise antrenmana çıkartmayacağımız malzemelerdir diye parantez açıyorum. Sonra alttan biri der ki içinde bunun alüminyum battaniye yok der.
Ondan evet, falan. Evet. Bu da var. Şimdi Nesli Hocam devam etsin lütfen. Onları ekstra ekleyebiliriz ekstra, ama en başta evet. Çıkartıyorsunuz. Aynen öyle. Dediğimiz gibi siyah kurulumuz. Yani kendi antrenmanlarımızı biz arazide koşan insanlara 2 saat civarında yapılacak bir antrenmanda bunları yanında taşımasını mecbur kılıyoruz. Eğer bunlar yoksa koşuya çıkartmıyoruz. Yani tek tek de malzeme aynı yarışa çıkar gibi kontrolü. Buradan Ayşenur'a selamlar olsun. Koşuya çıkılmıyor. Tamam o zaman. Kesinlikle çıkartmıyoruz. Çünkü arazide birçok şeyle karşılaşabilirler. Evet. Doğru. Telefonumuz mutlaka olacak. Düdüğümüz sesimizi duyuramadığımız bir an için bizim ihtiyacımız olacak. Su ve benzeri içecek olabilir. Atıştıracak bir şeyler. Küçük gofret veya bilmiyorum yani hurma, kayısı ne seviyorsa. Bu da çünkü kişiye özeldir. Burada ben kimseye bir şey tavsiye edemem. Daha kişiye önce koşularda da. Koşuda kendisi denemiştir. Midesi bulanmıyorsa yanında taşıyabilir. Şapka ve gözlük mutlaka olmalı. işte boynumuza taktığımız şu an şurada pardon ben getirdim onu. Hep baf diyoruz da. O bafı bir göster hocam. Bafı bir göster. Nasıl bu bafımız. Boynunu sarıyorsun. Şimdi. Şöyle yapalım. Şurada. Boynuna sarıyorsun. Gerekirse evet. Ağzını kapatıyorsun. Geçen boynuma takıyorum. Ağzıma takabiliyorum. Evet. Kafama takabiliyorum. Her türlü kullanabiliyorum. Yani çok fazla koluma takıp tekrar ter için kullanabiliyorum. bunun dışında kimlik biz hep söylüyoruz. Arazide birçok şey yani jandarma da durdurup sizi sorabilir. Bunları koyabileceğimiz bir çanta. ve bunu ben şu an şeyden bahsediyorum. Yani dediğim gibi bizim antrenmanlarımızda ama eğer kişi tek başına çıkıyor ise köpek yani bilmediğimiz arazilerde biz bu köpek kovucuyu kullanıyoruz. Hani bunu ekstra önemli. Bilgi olarak söylemek istiyorum. O herkese istiyorum. Lazım bence. Koşu evet. Herkese lazım. Evet. Ben çakı alıyorum tek başıma çıktığımda mutlaka. İşte düdüğümüz zaten söyledik. Çakmak alıyorum ve en önemlisi gördüğün gibi termal battaniye hatta içine şey de koymuşum, yara bandı da koymuşum yani bulunsun ne olur ne olmaz. Gene araya girmek istiyorum. Burada gene bir yanlış anlamaya aman sebep vermiyorum. Tek başıma çıkarken çakı alıyorum derken bu çakıyı bıçaklamak için yani almıyorum bu çakıyı yani. Savunma defans amaçlı değil. Bu çakıyı biz her zaman yanımızda taşıyoruz. Hatta bir de bunun yanında çakmağımızı da taşıyoruz. Çünkü olası bir durumda üstte herhangi bir dala takılabilirsiniz. Bir şey kesmeniz gerekebilir. Üzerinizde bulunan işte ayakkabı bağcınızdan tutun. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bir şey. Çünkü biz antrenmanı evet, evden çıkıyoruz, eve tekrar geri dönebiliyoruz. Fakat yolda oluşabilecek olan her türlü önlemi almamız gerekiyor. Ayağınız kırılabilir, düşebilirsiniz, başınızı vurabilirsiniz. O esnada yanınızda taşımış olduğunuz, bakın her antrenmana biz iş sevenler olarak çıktığımızda inanın en kısa antrenman için dahi 1-2 gün arazide kendi başımıza kalabilecek malzemelerleyiz. Ki bizim evimiz bu arazinin ortasında duruyor. Bağırsak birbirimizi duyabilecek şey durumdayken. İşte bunlar çok önemli ama. Bu zorunlu. Çünkü bu olay bir kere olur. Size gelir bir kere başınıza bir problem gelir. Çünkü yüksek nabızlarda koşarken ayağınız takılır, düşerseniz başınızı vurursunuz. Evet. Ve bu arazide bizler birbirimizi bulabilmemiz en az 3-4 saattir. Düşünün ki siz 3-4 saat terli bir halde o soğuk ortamda kalacaksınız. Ne yaparsınız? İşte bu görmüş olduğunuz çantanızda. Bu görmüş olduğunuz 10 lira 15 liraya Decathlon'da satılan bu görmüş olduğunuz alüminyum battaniye sizin hayatınızı kurtarır. Çok önemli. Bunun gibi. Çok da veya uygunmuş fiyatı alınabilir. Aynen öyle yani hani hepsinin tabii ki bir kullanımı var. Benim hazırladığım resimler var. Nesin hocam sözünü söyle onları da ben göstereyim arada. Yok yani hani şimdi havalar soğuduğu için böyle çok ufak avcumuzun içine sığacak bir yelek tarzı rüzgarlık bir şey alıyorum ben. Bu şekilde kıyafet işini sonra anlatacağız diye onlara girmiyorum. Onu ayrı bir program yapalım çünkü bunlar, gerçekten öyle. Bunlar yanımızda taşıyacaklarımız dediğim gibi bunlar bize yeterlidir. Arazide 2 saatlik 3 saatlik bir koşu için yeterli olacaktır. Anladım. Bu sizin arazide ihtiyaç duyduğunuz ya da uzun ultra koşularında ihtiyaç duyduğunuz çantadır. Yanlış diyelim değil mi hocam? Biz de bunlardan alıyoruz. Çantalardan biridir. Genelde suyunu yanında taşıyıp bu şekilde içmek isteyenler. Doğru. Evet. Bu daha mı doğru? Telefonu, ya şu üstteki biraz daha yelek gibi olan daha rahat. Çünkü diğeri bisiklette birazcık daha kullanımı. Tabii onlar da kullanılıyor ama
Böyle o sırtta koşarken çok fazla, hani kişiseldir tabii ki, dediğim gibi en başta da söylediğim gibi. Bu tarz hani çeşitler ben var. Daha rahat kullanabiliyoruz, evet. Tamam. Peki bu bir de tepe lambası var. Hocam, bunu ne Evet. zaman öneriyorsunuz? Daha mı uzun, daha gece koşuları tabii ki. En favori iki markamızı koymuşsun oraya. Evet yani. Çok fena Alttaki, tesadüf. aynı öyle. Altta yani, evet, alttaki görmüş olduğunuz model tabii ki hani diğer marka O benim modellerde, ayakkabım. evet, diğer marka modellerde çok iyi, ama biz hani karı koca olarak kişisel tercihimizdir. Yıllarımız hani bu marka üzerinde, özellikle arazide en güvendiğimiz markadır. Orada da Bizim zaten için. bizim için, Yani ama bizim. Bahadır herkese göre, hocam, kişiye göre değişir. Evet. hatırlıyor musun? Seni Fransa'dan aramıştım. Bir ayakkabı alacağım demiştim Bahadır. Evet. Elim şu markalar Evet. var şu an burada demiştim. Hangisini alayım? Bana oradan marka söylemiştin. Hatırlıyor musun? Evet, Hayatımda giydiğim kesinlikle. en rahat arazi ayakkabısıydı. O kadar memnunum ki ondan. Muhtemelen Salomon demişimdir. Evet, Çünkü hani dedim zaten arazi için onlardan güveneceğimiz, sormalısın. yani Evet. arazi için güvendiğimiz en başta gelen markalardan bir tane. Üstte de Evet. Led Lancer'ın, ve şu anda hani çok enteresan bir şekilde o görmüş olduğun kafa lambasının çok daha üst versiyon olan bir kafa lambasıyla bu ekranda bizi görüyorsunuz. Onu Karşınızda şu an, kullanıyorum aynen öyle. Şu ben. anda gördüğünüz Aa, kafa lambası bizi aydınlatıyor. Yaklaşık olarak 1000 lümenlik bir kafa lambasını biz şu süper anda ya. stüdyo ışığı İyi yaptık. yaptık kendimize. Hani buradan bir çeksek onu, YouTuber ışığından daha güzel vallahi bu aynen öyle ya. arada. İnanın hani Led Lancer Türkiye bizi görse diyecekler ki helal olsun ya, kafa Süper. lambasını stüdyo ışığı yapmışlar Ama diye. sizde de ne ekipmanlar varmış hocam ya. Merak, gerçekten hani Öyle. gerçekten bunlar öyle. Anlatsın Nesin hocam, Evet. bunlara daha biliyor yani, uzmanlığı. Ayakkabı kıyafet için ayrı bir şey Evet, yapacağız, evet. Yani o program konu yapacağız. çok Ama büyük bir konu. şunları Evet. gösterdiğim için söylüyorum. Tabii ki gece ya da akşamüstü biz koşuya çıktığımız zaman yanımıza Var var. lambamızı alıyoruz. Var var. Kombinlerimiz var. Evet, üstümüze Evet, çok iyi yani bunlar. şu Gece süper koşumuz. Evet. reflektör olarak onu hatta Bahadır yapmıştı. Biz bunu yarışlarda da çok kullanıyoruz. Çünkü hem yarışta mecburi yanınızda bulunmak zorunda. Geceye dönüş olduğunda belli bir saatten sonra bunlar eğer üstümüzde olmazsa yani uyarı alıyorsunuz veya dakika bilmiyorum hani o yarışın O özelliğine bağlı. tepe lambası, kafa lambası aydınlatmış o önü zaten. Müthiş bir ışık. Evet, Ya bu arada tamamen şöyle söyleyeyim, bu görürsünüz. görmüş o buraya koyduğun resim mükemmel bir zaman, bizim için de çok büyük bir yansı vardır. Saat 12 gibi Senin çıkıp sabaha sayfandan aldım. karşı, Ha, takdirin evet, olsun. gece saat 12'de biz böyle gördüğünüz gibi, hani bize çılgın istemenler denmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Bu. Fazlasıyla evet, gece şu anda saat 12 gibi burada araziye çıktık. Sabaha karşı saat 5'te dönmüştük. Bu resmi de sabaha karşı 5 gibi dönüşü Zaten var. aydın şey Zaten var hava ya. yavaş. Arkada görmüş olduğunuz o ışıklar İnanamıyorum. İstanbul'u üstten gördüğünüz ışıklardır. Ondan sonra biz böyle karı koca, hani insanlar evde karı koca televizyon seyreder, onu yapar, bunu yapar, yemek yapar. O öyle, tabii ki benim eşim de Siz sağ olsun eline taşmayın sağlık, o mükemmel güzel yorumlarını. yemekler, ama ben şöyle söylüyorum, hadi hazırlan saat 11'de antrenmana çıkıyoruz diyorum. Sonra Antrenman direkt telefonu kapatıyorum suratına ki var. ben gelene kadar Doğru. sakinleşsin Harika. Bir de diye. Evet. yine önemli ekipmanlardan biri şapkanız. Buradan özür Evet. diliyorum. Biraz Nesin hocam senin resmin kapanmış. Çok Olsun, hiç önemli sıkıştıramadım. değil. Hiç önemli değil. Hiç problem değil. Şapkanız ve Nesin hocamın Gözlük. giydiği yine gözlük Evet, ve o ya üstündeki bu çantası. evet. Yelek şeklinde Bu çantam. tuz gölü, Evet. Tuz gölü. muhteşem. Yani buradan bizi Özgür seyrediyor şu anda. Ondan sonra onlara tabii ki çok ayrıca bir teşekkürümüz var bizim. Sağ olsun hani uzun etap ekibi her zaman bizim yanımızda. Bizim destekçimiz belli yerlere, buraya gelmemizde çok büyük emekleri var ve Türkiye'de de çok net söylüyorum, ultra maraton koşularını, hani patronumuz Gökşin Bey'in adını da vereyim bari, gerçekten Taner Damcı gerçeğini de demin ben atladım, Unuttum. çok özür Evet. diliyorum. Türkiye'de Taner hocam da ultra, aynen öyle, Taner ultra maraton dediğimiz zaman hakikaten bakiye duran, ama diğer taraftan Taner Taner Damcı, hoca yani evet. Taner hocamızın yeri çok 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 ayrıdır. Ondan sonra onlar Hepsine özellikle selam Taner olsun. Hoca'nın, evet, Taner Hoca'nın direktörlüğünden beraber başlayan bu görmüş olduğunuz resim, Tuz Gölü'nde Tuz gene gölü. tabii ki şimdi bir günlük olarak Bu maalesef stage yapmak race'in zorundayız. şeyi. Ama bu stage race olan Tuz Gölü'nden de ya geçen 6-7 günlük bir yarışımızdı. Mükemmel bir yarıştı. Bunun çadırlar içerisinde konaklayıp hani enfes bir organizasyon eşliğinde çok güzel yarış zamanları geçirdik. İnşallah o günlere hızlıca geriye döneriz diyeyim. İnşallah. Nesin hocam, bu senin yarış Bu, evet. hazırlık Evet. malzemelerin.
Evet. Kısaca bahsetmediğimiz bir şey var mı? Ne hangi yarışa hazırlanıyordun burada? 90 bu çok antrenmana çıkıyordum diye. İznik Ultra. Zaten İznik alttan Ultra. Levent yazıyor. İznik Ultra yarışının da yarısı gece diye. Levent selamlar Özge. ya yani İznik Ultra 90 kilometreydi yanlış. Evet 90 diye görüyorum şuradan. 90 90 kilometre tabii geceye kalıyoruz. Hatta sabah yani karanlıkta da zaten start alıyoruz yanlış hatırlamıyorum. Tabii canım çünkü, zaten bak gece yarışının yarısı gece. Orada 140 kilometre de koşmuştum. Şimdi kafam karıştı. Bunun startı gündüz müydü, gece miydi diye. çok benim için de yani çok of keyifli, orada. çok güzel bir yarıştı. Bir ayakkabı görüyorum, batonlarını görüyorum. O ayakkabı evet. Hocam ya? Süper bir şey. Evet, o da Under Armour'ın arazi ayakkabısı. Hakikaten o da çok İznik'te çok güzel işler çıkarttı bana. Altı güzel dişli İznik balçık. Yani biraz yağmur falan olduğu için zeminde yumuşak çamurumsu oluyor. Orada onları kullandım. Yine reflektör yeleğimi görüyorsun orada. Bir rüzgarlığım var. Bir de yağmur geçirmezim var yeşil olan. Çantam yine orada. Daha önemlisi orada 5 parmaklı çorapları var onu göster. Onu göstermek onları malzemelerden bulacak. Parmak parmak bak. İncincileri. Bunlar evet kurtarıcı. Dekatlon'da da satılıyor artık. Ben Dekatlon'dan aldım. Artık var Türkiye'de de buluyoruz çok rahat. bu çok önemli yani benim vazgeçilmezim. Hani dediğim gibi herkes için çok farklı ama ben bunlarsız açıkçası çıkmak istemiyorum. O da denenecek kıyafetlerden. Levent yazmış 90 startı gündüz de ama de. Tamam Levent 140 koşa. Hatırlamıyorum dedim yani kusura bakmayın. Yani gündüz kaç tane yarış koştum artık hatırlamıyorum. Tabii. Hani kadar geceye döndü hatta dönüşte ben o yarışta Levent madem hatırlattın işaretleri değiştirmişsiniz haberim de olmadı ve ben kayboldum. Yani onu da söyleyeyim ben şimdi onlara. Madem öyle. Ama sonra seni Levent yollardan topladı seni vallahi çocuksa. Ben yarışın sonuna doğru bir de şimdi gece koşuyorum. Çok hızlı yokuş aşağı iniyoruz. Ondan sonra sağlam da hızlı iniyorum. Arkadan gelen var. Kafa lambamı kapatıyorum. Arkaya dönüyorum. Bakıyorum ben de acayip heyecanlı derken bir yerde geçiş işaretler değişmiş. Sol tarafa gösteriyordu. Köprü gibi bir yer var. Ben de sola döndüm. İşaretten hala devam ediyor. Gittim. İşaret yok. Demek ki hani bir çocuklar aldı dedim ve ben devam ettim. Kayboldun. Sonra Levent'i aradım. Hocam dedi git dedi orada bir benzin istasyonu var. Ona sor dedi. Ona dedi hani git şeyi sor dedi. İzni'ye nasıl gideceksin diye sor dedi. Sordum. O da bana bir yer tarif etti. Koştum. Koskocaman bir şey İznik ve üstünde çarpı. Altta seni yazıyor, seyrediyor bu arada Levent zaten bak orada. Ben İznik dışına çıkmışım. İzniği bitirmişsin hocam. İznik dışına. Sonra geri dönüyorum. Kim tutar mısın hocayı? Lütfen. Yarışın hakemlerinden Suhal beni gördü. Nesin ne yapıyorsun burada dedim böyle. Bu taraf götüreyim mi seni? İstanbul'a gelmiş. Yok abi dedim sen bırak ben koşacağım yani bana yolu gösterin neresiyse yağmur çamur. Ben neyse gittim yolu buldum ama yani böyle enteresan. Evet Levent. Yani, ama yani her yarışımız için şöyle üstte şunu da düzelteyim. Yani kaybolabiliyorsunuz her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Yani bu önemli evet. Olan oradan geri dönüş finish'e tekrar nasıl gideceğini bulmak. Panik olmamak. Evet bir de Bahadır'ı arıyorum o açmıyor çünkü yarışı bitirmiş. Duşlarda dinleniyor falan filan. Yani. Onları da sonra bir ara konuşuruz. Erkekler hep böyle zaten. Hayır o açıdan değil. Ben eşime son derece güveniyorum. Dünyanın en zorlu yarışlarını tek başına bitirdi. Ondan sonra gelir. Ondan sonra nasılsa gelir diyorum. Çünkü hakikaten bizim Runfire'da finişte insanlar benim için telaşlanıyorlar. Bahadır'a söylüyorlar. Aman bırak falan yani o gelir şey yapar. Şimdi ben ama güveniyor gene, işte Nesim hocam tabii sana ki, da. Şimdi Garmin Runfire'da ben 100 mil yarışını bitirdim. Ben 100 mil yarışını bitirdikten sonra doğal olarak tabii ki şimdi bizler hep bir çiftiz yani çılgın hissedenler falan. Ben yarışı bitirdikten sonra herkes bana ilk sorduğu şey şu Nesin nerede? Nesin nerede? İyi de Nesin yarışıyor tamam ben yarışı bitirdim bir önce tebrik edin falan derken tabii bu zaman içerisinde. Sağ olsun işte şimdi bizim ekibimiz seyrediyor oradan hani Özgür alt tarafta işte Ecem şu anda burada değil falan. Diyorlar ki hocam hani bak Nesin böyle geliyor onlar sağ olsun devamlı bana hep brief veriyor. Ben tabii ki o noktada gayet eminim Nesin'in o yarışı çok rahat bir şekilde bitireceğini
neler başardığını çok çok iyi biliyorum ama hani Nesrin'i bu kadar iyi tanımayanlar veya yarış kariyerinin ne kadar uç noktalarda olduğunu bilmeyenler o zorlu şartlar için diyor ki ya bir kadın hani burada şimdi bak tek başına hava karardı, koştu. Ya inanın bir kadın dediğiniz kadınların birçoğu biz erkeklerden çok daha iyi bu işi hem Türkiye'de hem dünyada yapıyor. Hocam, ben de tabii ki bu bağlamda ona çok yani çok güveniyorum. Olarak da çok daha iyi. Kadın evet. Orada şu an mesela ekranda görüyorum sen yayınlamışsın. Mesela Tuz Gölü'nde benim ikinci yani ilk 40 kilometre koştuktan sonra tam evet. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. İlk 40 kilometreyi çok güzel yani normal standart 40 koşanlarla aynı geldim neredeyse. O dedim ikinci 40 harika geçecek. Fakat benim bir planlama hata yani. Çünkü daha önce öyle bir sıcakta öyle bir parkurda koşmadığım için tuz tabletim veya elektrolitim yeterli gelmedi. Ve ben sürekli kramplar yaşadım. Yani o son 40 kilometre, 30 kilometre civarının nasıl geldiğimi sana anlatamam. Yani şimdi başladı. Görünce onu direkt da... elektrolit eksikliği. Yani, evet, inanın yani... çok zorlandım. Yani ama dedim bitecek, bacaklarımı sevdim. Bak bitince dinleneceğiz, ya. Masaj yaptıracağım. Şu, hadi ha yuvarlan, ha ellerin üstünde öyle bağırıyorlar. Yani aynen o şekilde geldim ama çok büyük eksikliğini hissettim. Benim evet. Hatam oldu orada ama öğrendim. Evet. Ama onun bunu öğreten de demin de dedik ya gerçekten çok fazla yarışa gittik. Hani bu dünyadaki en zorlu yarışlarda yarıştık. Yani bunun gururunu gerçekten taşıyoruz. Orada Türk bayraklarını dalgalandırdık. Elimizden geleni yaptık, başardık, başaramadık. Çok size. Büyük, sağ ol. Ama bu Nesrin de anlatmış olduğu gibi yani gerçekten Tuz Gölü'nde koşmak çok büyük bir ayrıcalık. Yani ben evet bu yarışa ilk başta zorla girmiştim. Bitirdiğimde dedim ki hadi bir daha ne zaman yarışıyoruz? Ya orası bize o kadar fazla dersler, o kadar yüksek tecrübeler gösteriyor ki Nesrin'in o yarışı bitirdiği zamanki halini dünyada koştuğu en zorlu yarışları çok daha uzun mesafeleri koşmasına rağmenki hali kıyas bile kabul edemez. Yani Tuz Gölü'nü bitirdikten sonra ben dedim galiba evet bu sefer Nesrin zorlandı noktasına geldi. Oldukça zorlu bir yarıştı. O kadar epik ki kendinizi evet yani bu muhakkak bu Garmin Runfire yani Salt Lake diye altını kesinlikle çiziyorum. Bakın çok fazla yarış koştuk ama ya bu yarış ya benim için bir kere çok ayrıydı. Yani insanlar beğenir beğenmez eleştirir reklamdır o ben kendi kariyerim için çok bir benzeri yok. Yani ben kendi kariyerim için yok ben bunun yani belki yurt dışında Amerika'da orada burada falan bir hani yani, Tuz Gölü tuz yok çünkü başka yani Tuz Gölü yok anlatamıyorum. Az bir kilometresi de olsa en düşük kilometresi var, var. Koşun, yani 20 kilometre ya yani çok net yani 20 kilometresine girin yani gelin. Hani yapılacak ölmeden önce yapılacaklar listesine koyun. Çünkü şöyle çok bir şey daha var. Başka bir şey. Ayşegül, yani bu, tamam. Ya bir inanılmaz bir şey ya. Yani bir de özellikle buraya hazırlananlar var. Kıvanç var. Bu yıl ya inanılmaz bir şey. Kıvanç ya bizi keşke dinliyorsa. Yani ya. İnanılmaz o mesela ya. O hakikaten kısa mesafelerle başladı oraya. Ondan en son 100 ben 80 kilometreyi bitirdiğimde o daha kısa bir mesafe koşmuştu. Tütüler falan böyle hazırlıklar dehşet oluyor. Çok eğlenceli. Evet evet çok kısa mesafe koşanlar görüyorum ben. De. İnanılmaz. Yani evet. Evet aynen. Onurcan tabii ki burada çok önemli. Onur evet. Burada. Evet. Onur. Noktada bir şey de var. Tuz Gölü'nü açıkçası hani böyle Tuz Gölü'nü diğerlerinden ayrı tüm yarışlarımız. Yani şimdi ben burada yarışların isimlerini açıkçası hepsini saymak istiyorum. Çünkü hocam hepsi Türkiye. Evet ayrı hepsine. Sayarız. Fakat Tuz Gölü'nün yarışını bir parantez içine açıyorum. Senin açından da çok önemli. Diğer yarışlarımızın büyük kısmını otellerde konaklayabiliyoruz. Fakat Tuz Gölü'nde artı Likya, gerçi şu anda hani Likya yarışı eskiden Stage Race'di. Şu anda maalesef günlük bir yarış haline geldi ama Tuz Gölü'nde parantez açarak şunu koyuyorum. Tuz Gölü'nde yarışmanın bir diğer güzelliği yarışmanın dışındaki olan konaklaması. Kız çadırlarda kalıyorsun Ayşegül. Evet o resimleri mükemmel de görüyorum. Mükemmel güzel. Yani acayip böyle o yörük, çadır, yörük çadırlarının çok içerisinde güzel. Akşamları yapılan o hani bir 100 mil yarışını orada beklerken akşam yakılan o bidonlardaki ateşler olsun, yeme, içme, sohbet, muhabbet. Hani yarışın dışında da evet yarışan insanlar o yarış duygusunu yaşıyor ama yarışın dışında oraya gelen diğer aileler de ya çok hakikaten anlatılmaz zaten yaşanır. Sen o yarışa gel diyorum süper yani. Süper bir organizasyon olduğunu duyuyoruz. Evet. Belli de zaten görüntülerden. Organizasyon ekibine de gönüllü orada organizasyonda. Onlara geçen mutlaka. Herkese yani, de çok teşekkür edelim. Bu tüm, da, aynen öyle yani. Tüm yarışlar yapılacak bir şey. Tüm yarışlarda evet. Biraz kesildi gibi. Evet. Tamam şimdi devam edelim.
Hocam evet, şeye evet. döneceğiz şimdi. Organizasyonu diyorduk çok başarılı, çok evet. güzel. Tüm çalışanlara, destek verenlere, gönüllülere de çok teşekkür ediyoruz. Her yarışma, her yarış için söylüyorum. Yarış yani için o kadar güzel bizi o istasyonlarda karşılıyorlar ki inanılmaz motive evet, ediyorlar. Evet, evet. Onlara çok güzel. Onlara daha da büyük iş düşüyor. Onlar saatlerce uykusuz kalıyorlar. Hepsine kocaman teşekkürler. Teşekkürler. Ben sağlık takviyelerine geçmek istiyorum hocam. Tamam, evet. Saate yaklaşıyor bizim sohbetimizde. evet, çok güzel geçti. Hemen kesilmesi de istemiyorum. Bu arada bir tırnak içinde bir buradan seyredenlere maratonculara ya da ultra maratonculara özellikle ben ultra maratoncuların yarış raporlarını okumayı çok seviyorum. Deneyimlerini çok, evet. okumayı çok seviyorum. Çok güzel yazıyorlar. En başta da Elena evet. onu da analım. Çok güzel yarış evet. raporları hazırlar. Ben onları o kadar güzel okurum ve bir şeyler öğrenirim ki buradan bütün ultramaraton koşan herkese sesleneyim. Lütfen yarış raporlarını yazın ve bunları o zaman burada o zaman burada Elena yaşatın. Elena gerçekten evet. bu işin uzmanı fakat bir taraftan da Team Rambo ekibimiz Hı. var. Lütfen Team Rambo'nun da sitesine girip onların da tek tek Çok yazmış güzel. Olduğu tamam. raporlara bir bakın. Hatta bu en son yarışlarda Elena da Onlar sağ olsun da Team Rambo için bir iki tane de rapor yazdı. Hani Hı-hı. çok fazla rapor yazan Hı-hı. Aykut'un raporları var. Mert bir ara yazıyordu. Hatta koşu forumlarda falan yazıyordu. Çok seviyorum onları okumayı. Evet çok yani güzel. Team Rambo ekibi bu işe bayağı bir hani bizim Bike falan bayağı ondan sonra çok şey yaptılar. Er Savaş keza Hı-hı. öyle bu işi gerçekten ileri boyuta taşıdılar. Sağ olsunlar. Yani onlar da Hı-hı. diyoruz ya ultramaratonda herkes işin bir ucundan tutuyor baktığımız zaman. Hı-hı. Bunlar hem yani iş sadece koşmakla bitmiyor. Evet biz belki koşuyoruz, diğer taraftan antrenörlük yapıyoruz. Bazıları koşuyor. İşte koşmadığı zaman Levent hakikaten çok güzel bir şekilde yazmış. Bakın gidiyor koşmayan yarışçılarımız dahi ultramaraton yarışlarındaki bu yeme içme alanlarında yani feed zone denen alanlarda diğer koşuculara yardımcı oluyor. Çok çok evet. önemli bir olay. Çok Siz önemli. Orada diğer yarışlarda şampiyon olan bir sürü yarışçıyı feed zone'da sizin suluklarınızı doldururken veya size portakal elma keserken görmek kadar insanı motive eden hiçbir şey yok. Çok yani güzel tüm bunların hepsi herkes bir ucundan tutuyor. İşte Team Rambo ekibi de evet hepsi çok iyi koşuyor ama diğer taraftan bakıyoruz ki içinde sağ olsunlar bizler için çok önemli doktor kadromuz var. Yani hani bu noktada çok ileri seviyede yani gerçekten ultramaraton koşan diğer taraftan da operatör olan doktorlarımız o ekibin içerisinde. Sağ olsunlar. Herkese selamlar ve raporları çok evet, iyi. Hepsine yani selamlar. Onların yazmış olduğu raporların bir de şöyle bir güzelliği var. Doktor gözüyle, sağlıkçı gözüyle de aynen senin Tabii. gibi bakarak bu raporları Tabii. ekliyorlar. Tabii. O raporları evet. biz hep okuyalım. Teşekkür ederiz. Sağlık takviyeleriyle ben bitireceğim. Evet. Vaktimiz biraz kısalıyor. Nesrin Hocam sen de anıyla katıldın. Deneyimlerimle katıldın. Evet hakikaten çok önemli. Tuz tableti, elektrolit, toz. Tabii ki su. Her zaman için su olmazsa olmazımız. Yanımızda yeterli miktarda bulundurmamız, taşımamız, ulaşmamız çok önemli. Ve enerji jeli yani karbonhidrat alımı. Tuzu bunlar da bizim markalarımız bu arada. Tuz tableti, tuz tableti şeklinde alabiliriz. Şimdi tozlar da var. Elektrolit evet. tozları da var. Karbonhidratla karışık güzel tozlar da var. Şimdi onlarla evet. da destekliyoruz sporcuları. Karbonhidrat alımı endurance'da vazgeçilmez. Özellikle yarış Kesinlikle. Beslenmesinde vazgeçilmez Kesinlikle. Bir şey. Evet. Vücudu tamam yağları yakalım, daha uzun süre dayanıklılığı götürür. Ketozise vücudu sokalım diyoruz. Yağ yakımından enerji daha çok elde edilir. Tamam, okey ama kısa vadede enerjiyi çabuk almamız, acil enerji almamız karbonhidratı yükseltmemizle oluyor yarışta. Lütfen hayatınızı Kesinlikle. Riske atmayın sporcular. Hayatınızı böyle çok böyle zor bir şeyin içine koymayın seçimlerinizde. Karbonhidratı evet. yarışta eliniz çok rahat gitsin. Bu enerjiden hep yararlanmak lazım. Ve son olarak da hep diyorum size COVID döneminde biz özellikle maske takmadan aktivitelerimizi yapıyoruz, koşularımızı yapıyoruz. Evet. Koruyucu bir pastil, özellikle bitkisel içeriği çok yüksek olan virüs öldürücü, virüsün ağızdaki ve boğazdaki lokalizasyonunu ve çoğalmasını engelleyici nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil özlü bitkisel teknolojik bir standartizasyonla bir araya getirilmiş pastili biz sporcularımıza ve dışarıda olan herkese öneriyoruz. Seyahatte
herhangi bir tatilde ya da dışarıda işiniz olduğunda koşarken, bisiklete binerken her durumda maske takamadığınız, kardiyo yaptığınız her durumda pastili uzun müddet ağzınızda emmeniz virüse karşı bir koruyuculuk sağlayacaktır. Evet. Şeker, gluten, laktoz içermemesi de En bu açıdan önemli bizim özelliği, için en güzel. önemli. Zaten çok şekerli pastillerden kaçının lütfen. Aromalı, çok şekerli takviyelerden de mutlaka kaçınılması gerektiğini biz özellikle söylüyoruz. Az önce bir soru vardı hocam. Onu da sizden alayım. O soruyu da cevaplayalım. Tamam. Evet, Nil merhaba, Tuz'da koştum, Kapadokya'da koştum demiş. Evet, Nil de çok sever. Ali Bey sormuş, son 2 haftada ilk defa 10 kilometre koşmaya başladım ama koşunun ertesi günü dizlerde ağrım oluyor. Yanlış yaptığım bir koşu tekniği mi var yoksa dizlerim hala daha mı güçsüz? Çok sık karşılaşılan bir soru. Tamam, peki öncelikle şunu söyleyeyim. Ali Bey, demin ben de o soruyu gördüm. Birincisi, bu sorunun cevabını ben vermekten kaçınırım. Çünkü bunu doğrudur, yanlıştır, herhangi bir cevap buna vermem benim bilgi seviyemi aşar. Bu tip noktada muhakkak bir ortopedi ve travmatoloji doktorunun öncelikle fizyolojik olarak bir probleminin olup olmadığına dair bir tanı koyması lazım. Ha, olası bir durumda eğer bu tip bir, çünkü bizde, sen de çok iyi biliyorsun ki, bakıyorsunuz doğuştan anomalikler olabiliyor. Yürüyüşünde dahi problem olan Tabii. bir sürü insan Tabii. koşmaya başlıyor. Bundan dolayı koştuğu mesafe değil, zaten dizlerinde olan çeşitli doğuştan gelen problemlerden veya yaşın ilerlemesiyle beraber olan kemik erimelerinden dahi bazı sakatlıklara yol açabilir. Öncelikle tavsiyem, bir doktor tarafından bunlardan ilgili doğru, reel sonuçlar alınsın. Herhangi bir problem olmadığı takdirde o zaman biz deriz ki acaba koşu tekniğinde mi bir problem var? Koşu tekniğinden ilgili olan geliştirme noktasına gideriz. Evet ve ben hemen koşucu çantamızdan da hatırlatma yapayım. Bu tarz eklem ağrılarında özellikle yine etkili bir bitkisel destek olarak bir jelden de yararlanıyoruz. İçeriğindeki enflamasyon giderici ve ağrı kesici özlerin ağrı olmasa bile koruyucu bir etkisi var. Spor yapanların çantasında antrenman öncesi ve antrenman sonraki toparlanmalarda evet Nesin hocam da kullanıyor. Çok teşekkür Evet, ederim. yanından ayırmıyor, hatta fazla Evet. fazla bakıyorum, çift Evet. doz falan gidiyor bu arada, bilmiyorum. Evet, çok Çünkü güzel. çok rahatlatıyor diye. Çok rahatlatıyor. Yani. Evet, ve Evet. hissiyatı da çok güzel. Bana da vermiyor bu arada, Evet. söyleyeyim. Onun içinde lavanta bile var hocam. Yani Ya onun o şeyi çok kokusunu güzel geliyor, almanız evet. bile şey yapıyor. Rahatlatır. Öyle bir sedatif yatıştırıcı etkisi de var ki sporcularda bu istediğimiz bir şeydir antrenman sonrası özellikle. Evet. Dolayısıyla böyle bir jile de eklem desteği olarak biz sporcularımıza öneriyoruz ve Evet. kullandırıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben bayağı keyif aldım bu akşamki Oha, çok güzel. sohbetimizden. Biz de çok Vallahi keyif biz de aldık. hocam Evet, diyerek size devam edelim. Hocam, esas biz çok teşekkür ediyoruz. Yani biz de estağfurullah. sizden, yani çok fazla Estağfurullah. böyle fazlasıyla hakikaten çok merak ettiğimiz bilgileri, özellikle seni bazı yerlerde rahatsız ederek yazıyoruz. Ya Ayşegül, ne olur şunun cevabını ver, şu Estağfurullah. oldu. Olur Çünkü mu? Ne demek? bizimle Zevkle her çalıştırmış zaman. olduğumuz sporcularımız da özellikle hep senden beraber temasta olması çok önemli. Hep dediğimiz gibi, yani biz işin antrenman bilimi kısmı, sizler sağ olun, tamamen sporcu sağlığınla ilgili çok daha iyi bir ergojenik destekleri artık kullanmaları veya kullanmamaları gereken doğru Evet. veya yanlış Olay noktalarda orada. çok Olay iyi orada. devreye giriyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bu iş çok suistimal edildi zamanında. Sizler hakikaten iyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de destekleriniz çok değerli. Bir sonraki bölümde haftaya görüşmek üzere o zaman hocam. Görüşmek üzere diyoruz Görüşürüz. Çok size. teşekkürler. Sağ Tekrar olun. akşamlar. İyi Teşekkürler. İyi akşamlar. akşamlar. Evet, Sağ iyi olun. akşamlar. Bay bay. Herkese teşekkür ediyorum bizimle olanlar. Sohbeti tekrar izlemek isteyenler ya da kaçıranlar için de kaydedeceğim Instagram TV'de. Ondan sonra da YouTube'a atacağım. Gelecek hafta yine Nesin Hocam ve Bahadır Hocamla beraber olacağız. Ancak yarın koşu beslenmesini konuşacağız. Özellikle sporcu diyetisyeni uzman Aslan Hanım'la beraber. Onun da ilan duyurusu var sayfamda. Yarın yine 20.20'de biz koşucu beslenmesini ve takviyeleri bir kısmını konuşacağız. Sizi tekrar bekleriz. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.